Merhaba değerli izleyiciler, kayıt dışına hoş geldiniz efendim. Bir hafta aradan sonra çok kritik bir konuyla karşınızdayız. Değerli izleyiciler, özellikle sosyal medya kullanıcıları durumun farkında, saldırıya maruz kalanlar daha çok farkında. Ama biz devletler arası boyutunu da konuşacağız bugün programda. Niin? Siber güvenlik politikaları devletin bu hafta ana konumuz. Dijital dünyanın fırsat ve tehditlerini konuşacağız ve dünyanın siber savaşlarla mı şekilleneceğini konuklarımıza soracağız. Masaya yatıracağız. Siber ortam verileri işlemek, göndermek, depolamak, her türlü enformasyon için mesela ne olabilir? Bilgisayarlar, telefonlar gibi örnek verecek olursak. Bunların yani iletişim kanallarının bir araya geldiği küresel bir alan. Dolayısıyla siber ortam insanı teknolojik, sanal ve fiziksel bileşenleri içeriyor. Konuşacağımız konular bu anlamda. Küresel ölçekte konuşacağımız konular aynı zamanda ve toplumla teknolojinin kesiştiği bir yaşam alanı, siber yaşam alanı bu. Hepimizi ilgilendiriyor dolayısıyla. Biz de farklı ayaklardan, farklı perspektiflerden masaya yatırmak için birden fazla konuk davet ettik. Bugün kırmadılar, geldiler sağ olsunlar. Kimler var? Hemen şöyle takdim edeyim. Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Beyza Hanım. Sefalar getirdiniz. Ne demek efendim? Öğretim üyesi Mustafa Sansar Hocam bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ve Doktor Ahmet Naci Ünal Hocamız ilerleyen dakikalarda konuk olacak. Bu bölümün sonunda konuğumuz olacak şimdiden. Takdim edeyim kendilerini ve yine programın ilerleyen dakikalarında Ay Yıldız Team CEO'su İshak Bey bizimle birlikte olacak. Ve bu siber saldırı, yani devletler arası siber saldırılar, evet, konusunda en hakim, en konuşacak isimlerden birisi İshak Bey. O yüzden onun görüşleri çok önemli. Çoğu izleyenimizin de takip ettiğini biliyorum, evet, Ay Yıldız Team'in çalışmalarını. Daha doğrusu nasıl bir savunma politikası, evet, izlediklerini siber saldırılar konusunda. O yüzden ikinci bölümde İshak Bey de bizimle olacak. Şimdi peki hangi hashtag altında buluşacağız? Hangi başlık altında buluşacağız? Hemen takdim edelim. Hocam nereye koydum ben şeyi? Ne demiştik biz? Siber kıyamet. Evet, evet, siber kıyamet. Bütün kağıtlar vurdum. Siber kıyamet. Bir beyin fırtınası yaptık. Dakikalar, hatta saniyeler kala. Evet. Ve daha böyle etkileyici konunun dikkat çekmesi gerekiyor. Biz de dolayısıyla etiketin böyle olmasını istedik. Siber kıyamet etiketimiz bu hafta. Siber kıyamet etiketi altında hem Instagram'da hem de Twitter'da buluşabiliriz. Benim son postumun altına diyeceğim ama atamadım. Ali Murat Hocam bana şimdi WhatsApp'tan atacak. Ben, evet, de yayın sırasında gönderdim. Paylaş. Gönderdiniz, evet, mi? Aha, evet. Tamam, ben şimdi, aha, onu paylaşacağım. Evet. Ali Murat Hocam'dan da takip edebilirsiniz. Aynen. Kayıt dışı olan tüm izleyicilerimiz, evet, yorum yapıp sorularını sorabilirler. Aynen. Şimdi önce içeriden bir başlayalım istiyorum. Yani devletler arası siber saldırılar boyutuna geçeceğiz ama önce bir içeriden başlamak gerekirse. Hali hazırdaki hacker saldırılarını bir konuşmak lazım. Çünkü en, evet, sıcak gündem bu. Evet. Hepimiz, ben Ali Murat Hoca'ya sıcağı sıcağına atıyorum hocam. Hı-hı. Bu geldi, bu geldi, bu geldi. Yani bir telif hakkı yalanıyla, bazen nazik bir dil kullanmaya, hı-hı, çalışarak, hani farklı bir dil, evet, geliştirmek için farklı yöntemlerle saldırılar düzenleniyor. Evet. Doğru. Ve tuzağa düşmek an meselesi. Çok. Farklı teknikler, kesinlikle, geliştiriyorlar. Hı-hı. O yüzden önce Ali Murat Hocam'a müsaadenizle bir soralım. Biz, tabii, neyle, hangi tehlikeyle karşı karşıyayız? Sosyal medya kullanıcıları Twitter, Instagram, Facebook ve daha ne varsa. Tabii. Buyurunuz hocam. Şimdi Beyza Hanım, sosyal medya artık hayatımızın merkezinde yer alıyor. Çünkü 60 milyon sosyal medya kullanıcısı İş var. İş yerimiz Türkiye'de. Gibi hocam, sabahtan açıyoruz, evet, özellikle böyle, aynen, bir hani kullanım, YouTube paylaşım, işte şey varsa, hesabı varsa mesela Instagram'da. İş yerini açar gibi açıyoruz, hemen gözümüz açıyor. Şöyle söyleyelim, temel bir ihtiyaç durumuna geldi. Yani sabah kalktığımızdan akşam yatana kadar aslında akıllı telefonlarımızla varız ve var olmaya çalışıyoruz. Bizim hayatımızın merkezi, evrenimiz artık oradan şekillenmeye başladı. Sosyal medya üzerinden şekillenmeye başladı. Tabii ki hızlı iletişim, etkileşim anlamında son derece artıları olsa da çok büyük tehditleri de bünyesinde barındırdığını söyleyebilmemiz gerekiyor. Bugün zaten hem fırsatlarını hem tehditlerini de konuşmaya çalışacağız. Çünkü gerçekten dijital dünya göründüğü gibi değil. Artık geçmişte ekonomiler işte nasıl oluyordu? Bir dönem vardı işte komünizmin yönetimi söz konusuydu. Bir dönem kapitalizmin yönetimi söz konusuydu. Artık çağımız dijitalizmle yönetiliyor kesinlikle. Dijitalizm çağındayız. Evet, dijitalizm, evet, çağı içerisindeyiz. Dolayısıyla dijitalizm çağını
iyi yakalamamız gerekiyor. Türkiye olarak da iyi yakalamamız gerekiyor. Ama aynı zamanda bireysel olarak bizlerin de farkındalığını arttırması gerekiyor. Bir kere bundan bahsetmeliyiz. Bunun dışında artık bu birazdan anlatacağımız yöntemler o kadar kolay ve basitleşti ki 5-10 yaşındaki insanların yaptığı saldırılar, phishing dediğimiz oltalama saldırıları, sizin az önce belirttiğiniz. Çok rahat işte hacker forumlarında, sitelerinde bunlarla ilgili çok rahat scriptleri de bulabiliyorsunuz. Bunları oluşturuyorsunuz. Bir domaine ve bir hosta ihtiyacınız var. Bunları kurduktan sonra birebir E-Devlet'in, Instagram'ın, Facebook'un arayüzünü oluşturuyorsunuz. Ve insanları aynı nasıl balık tutarken yemi oltanın ucuna koyuyorsunuz, denize atıyorsunuz. Kim tutarsa hemen çekiyorsunuz bir anda hızlı şekilde. Hı hı. Oltalama zaten oradan geliyor. Phishing, kimlik avı hırsızlığı deniyor buna. Yani sizi ben dolandırmak için bir link gönderiyorum. Bu linke tıkladığımızda ne oluyor? Sizin bütün bilgileriniz benim veri tabanıma geçiyor. Ama bunun yöntemleri çok değişti. Güncel yöntemler üzerinden yapılıyor. Bu Beyza Hanım kimse olmaz demesin. Hepimizin başına gelebilecek noktalardan bir tanesi bu. Instagram'da özellikle dediğiniz ki Instagram'da telif hakkı hırsızlığı. Evet. Son derece var. İşte 48... Şu linke tıklayarak şu formu doldurun. Evet, evet, evet. Hesabınızın kapanmasını için. Kapanmasını istemiyorsanız diyor 48 saatte. Bir kere bunu söyleyelim. Instagram zaten böyle yapmıyor. Direkt olarak diyor ki hesabınız şu nedenden dolayı kapatılmıştır diyor. Direkt olarak çıkıyorsunuz. Size sormaz zaten bunu. Size link de göndermez. DM üzerinden de göndermez. Zaten biliyorsunuz ben sizi takip etmeyen bir insan olarak size mesaj göndersem niye diğer kutusuna düşsün mesajlar? Doğru. Şimdi oradan da insanların çıkartması lazım. En fazla telif hakkı hırsızı. İkinci, şimdi kadına yönelik şiddetin dünyada giderek artmasıyla birlikte bir de onu da kullanmaya başladılar. İkinci yöntem de bu. İşte diyor ki kadına yönelik şiddeti engellemek için sen de bir imza at. Şimdi hepimiz bu noktada farkındalığımız var. Toplumsal farkındalığımız sosyal var. Sosyal sorumluluk sitesi gibi mesela bir kampanyası gibi ya da. Aynen sizi bir siteye yönlendiriyor. Hı-hı. Hakikaten bakıyorsunuz ya kadına yönelik şiddet ne kadar güzel hemen imza atın diyorsunuz. Sonra bir bakıyorsunuz size Instagram arayüzü geliyor önünüze. Aa diyorsunuz Instagram'dan çıktım herhalde ben. Bir de minik sadece böyle bir harf değişikliğiyle sanki Instagram bir sosyal hesabıymış gibi. Çok dikkatli onu olmak lazım. Onu da çok lazım. Rahat yapıyorlar. Bir harf değiştiriyor aslında, ya. Evet, bir harf tuzağa düşürebiliyor. Real, ya diyor ki mesela Real Instagram diyor mesela. Evet, bak evet. Direkt olarak insanlara düşürebiliyor. Logo aynı, işte karakter aynı. Biz de düşüyoruz. Bu ikinci yöntemlerden bir tanesi. Üçüncü yöntem daha çok ünlülerin ve topluma mal olmuş isimlerin, mankenlerin, futbolcuların, basketbolcuların düştüğü yöntem. Bir magazin sitesinde sizinle ilgili çok kötü bir fotoğraf gördüm. Çok kötü bir haber içeriği gördüm diyor. Hı-hı. Ve dolayısıyla siz de ne yapıyorsunuz? Aa nasıl bir haber diyorsunuz? Giriyorsunuz siteye, tıklıyorsunuz. Bir script var karşınızda aslında. Instagram'dan otomatik olarak kullanıcı ismini çekiyor, fotoğrafını çekiyor. Evet. Ve direkt olarak sizi oraya yönlendiriyor. Daha sonra bakıyorsunuz siz aa evet sitede ne var diye girerken aslında oltayı aslında yutuyorsunuz. Doğrudan sizi çekiyor, bilginizi çekiyor. Bir dakika içerisinde şifresini değiştiriyor ve otomatik olarak da ne yapıyor? Sizi mağdur etmiş oluyor. Bir de son dönemlerde yine Beyza Hanım çok artan bir saldırı. Siz de bununla ilgili bir sıkıntı yaşadınız ama yaşamadan siz profesyonel olduğunuz evet, için bana da geldi. Ama bu size maruz kaldınız en azından. Kaldım. Kaldım aynen. Yani kimse demesin ki bana gelmez vesaire. Geliyor. Evet soracağım Mustafa Hocam'a da soracağım. Yani kriterler neler mesela tabii, saldırıdan? Bir de son olarak şunu söyleyeyim Beyza Hanım. Bir de telif hakkıdan ziyade işte Instagram'a bu dönem içerisinde insanlarda bir popülerite çıktı. Mavi onay rozeti popüleritesi. Evet. Şimdi diyor ki... Ben de sormuştum size. Evet aynen öyle ama siz bekleyin halledeceğiz. Aynen. Şimdi tabii o... Gecenin içinde bizim böyle mavi tık saldırı gibi sohbetlerimiz evet, oluyor hocayla. Şimdi, şimdi burada şöyle bir sorun var Beyza Hanım. Şimdi 1000 kişiye, 2000 kişiye ya da işte ne bileyim bir gazeteci değilse, siyasetçi değilse, sanatçı değilse, ne bileyim bilim insanı değilse onların kriterleri vardır. Şimdi sadece takipçisi fazla diye 50 bin kişi, 100 bin kişi diye Instagram size mavi onay rozeti vermez. Vermiyor. Bunu evet. Lütfen buradan izleyicilerimiz de dikkat etsinler. Kesinlikle böyle insanlara düşmesinler. Örnek verdim 2500-3000 kişilik ama çok iyi bir neyse mesleğini de söylemeyeyim. Bir profilin mavi alır, rozeti var. Alır. Eğer... Çünkü... Evet. Google profili varsa, kimliği varsa, etkileşimi varsa ve gerçekten bir meslek kimliğini Instagram'a gönderdiyse alır. Almaz diye bir şey yok. Diyor ki 500 kişilik hesap nasıl almış?
hesabın niteliği, bakın orada nicelik değil nitelik önemli oluyor. Hmm. Yani topluma hal olmuş bir hesap olması önemli. Bir gazeteci, bir siyasetçi, bir sanatçıysa alabilir ama sırf sadece Instagram'da ne bileyim işte çok takipçisi var diye, video paylaşıyor diye bu hesap onay alacak diye bir şey yok. Dolandırıcılık da artmaya başladı. İşte biz size mavi onay rozet alacağız vesaire diyorlar. Bunlara da kanmasınlar. Çünkü siber güvenlik önce bireysel güvenlikten başlar. Hani devletleri konuşacağız ama önce biz kendi güvenliğimizi sağlayabiliyor muyuz? Bir de hocam sosyal mühendislerin en çok kullandığı silahlardan biri de yardımseverlik duygusu değil mi? Kesinlikle. Bağış, işte az önce kadına şiddeti örnek gösterdiniz. Bir de mesela Ramazan gibi işte özel günlerde Kadınlar gününde işte mesela. İşte Filistin için, Gazze için gibi imza mesela. İmza at, destek bağış ol. Bağış kampanya, bağış toplama. Çok oldu mesela öyle. Tabii bu dönemde bunların da arttığını görüyoruz, şahit oluyoruz mesela. İşte diyor ki Filistinli kardeşlerimize yardım göndereceğiz. Lütfen sen de işte taşın altına elini koy diyor. Bir de sanal dilendiricilik çıktı. O da aslında en büyük sorunlardan evet, bir tanesi. Evet, bütün canlı yayınlarda var. Evet, dikkat bütün edin. Bütün canlı yayınlarda bakın, var. Bakın dikkat edin Beyza Hanım. İşte zor durumdayım, evet. İşte şunu alamıyorum, bunu alamıyorum vesaire. Ama karşımızdaki insanın kim olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla lütfen bilgileri vesaire gönderirken çok dikkat etsinler. Zaten o ele geçirilen hesaplarda da en büyük problem şu oluyor. İşte ben bir yatırımcıyla anlaştım. Bu yatırımcıya işte parayı verdim. 2000 lira mı 100 bin lira yaptı. Ya her zaman konuşmuyor muyuz? Bedava peynir fare kapanında olur. Ama hala buna insanlar kanıyorlar, düşüyorlar. Ya lütfen Beyza Hanım yani biraz... Bizleri izlesinler, takip etsinler. Gerçekten yani hani işte son dönemlerde çıkan yine o dolandırıcılık. Mesela diyor ki evde sabun paketleme işi. Evet. İşte bu dönemde şimdi hepimiz ev kadınıysanız eğer home office, evet, evden office, para kazanma imkanı. İşte evden para kazanıyor sözde. Evden para kazanayım diyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? İşte işte size diyorum ki Beyza Hanım. Beyza Hanım size yüzlü maske vereceğim. Bu maskenin bedeli 20 lira. Siz bunu 25'e satın. 5 lirası sizin olsun komisyon. Ben 20 liraya alacağım diyor ama diyor ki size malı göndereceğim ama size güvenmem için önce biraz bana kapora vereceksiniz, bunun yarısını vereceksiniz, artı kargo bedelini vereceksiniz diyor. Siz tabii ki gönderiyorsunuz, ondan sonra o hesaplar sırra kadem basıyor. Zaten o hesapların telefonunu aradığınızda ulaşamazsınız, onlar genelde yurt dışından alınmış hatlardır ve aktif hatlar değildir. Sadece WhatsApp üzerinden iletişim kurarlar. Çünkü hattınız kapansa bile WhatsApp hesabınız hala o hat üzerinden aktif olabiliyor. Dolayısıyla bunları da gerçekleştiriyorlar. Böyle bir giriş yapalım. Vatandaşlarımız bu dönemde öncelikle kendi güvenliğini alsınlar ki daha sonra işte dediğim gibi ülkelerin siber güvenliği ne durumda? Bundan gireceğiz, sonraki stratejiler tabii. Neler? Ondan sonra işte yapay zeka. Daha WhatsApp'ı soracağım size. Oho, daha konular çok. WhatsApp'ı yani, soracağım daha. Kesinlikle. Mustafa Hocam şimdi siber saldırganlar yani bu sosyal mühendisler hangi zararları verebilirler? Mesela baktığınız zaman kurumlar için tehdit arz ettiği zaman müşteri datalarınızı toplayabiliyorlar. Müşteri bilgileri, muhasebe kayıtları gibi verileri kriptolayarak kullanılamaz hale getirebiliyorlar. Kesinlikle. Az önce Ali Murat Hoca'nın söylediği gibi mikrofon veya kameranızı habersiz açarak kayıt alabiliyor, ortam dinlemesi yapabiliyor ve bu elde ettikleri verileri internete servis etme üzerine şantaj yapabiliyor gibi gibi çok başlıklar var. Ben size detayını soracağım. Hangi zararları verebilirler? Bir, araya girmemek adına. İkincisi hukuki karşılığını da bize anlatır mısınız? Yani şimdi burada hocamın bahsettiği gibi belki hep tekrara düşüyoruz. Ondan dolayı da bu ama ve buna benzer. Ama hala tuzağa da düştüğümüz için tekrar dolayı. Tekrar konuşmakta fayda var hocam. Buna benzer bir programda da hep böyle ya zaten normalmiş desek de şunu unutmamak lazım. Bir işte bir durumda o an durumu farkında değilseniz farkında olmadığınız şeyden zarar görürsünüz. Farkındalık önemli. Bilgi güvenliği kişiden başlayıp kurumsal ve devletlere kadar giden sürecin tamamıdır. Yani niye kişiden var? Yani kişiyi neyi kime hedef seçer? Yani şöyle kriterleri düşünün. Siber eskiden bunu geçmişten itibaren başlayalım. 2000'li yıllardan itibaren esasen teknoloji bir atağa geçti ve 2004 itibariyle artık evlerimizde ADSL denilen yeni bir teknoloji, hızlı internet dünyasına girdik. Ve elimizde ve evimizde veya iş yerlerinde artık daha hızlı bir internetimiz, herkesin elinde bir telefon, herkesin evinde bir bilgisayar, herkeste bir erişim imkanı bulunan tabletler çocuklarda dahi olmaya başladı. Bu süreç o kadar hızlı gitti ki, biz farkına varmadan ya ne olacak ki zihniyetiyle her türlü
siteye girdik. Her türlü programı indirdik. Hmm. Her türlü altyapıyı indirdik. Evet. Farkında varmaktan kastım örneğin bir telefon alıyor 20 bin liraya. Fakat antivirüs programını almıyor. Ya da ücretsiz antivirüs programı indirmeye çalışıyor. Çocuğuna 40 bin liralık bir oyun bilgisayarı topluyor. Fakat işletim sistemini internetten ücretsiz olarak indirmeye çalışıyor. Şimdi hocamın dediği gibi ücretsiz bir şey peynir fare kapanında olur zihniyetiyle. Oraya o programı koyan kişi esasen sizin makinenize bu programı indiriyor. O işletim sistemini kurduruyor. Fakat sizi bir zombi makine haline getiriyor. Nasıl? Yani zombi makine demek sizin o güçlü olan bilgisayarınızı onun art niyetli düşündüğü taraflara götürmesini ve o işlerde kullanılmasını. Hani İsrail siteleri hacklendi, saldırıldı, Cumhurbaşkanlığı sitesi dondu, DDoS atakları dediğimiz şeyleri esasen bu tarzda yöntemlerle, zombi makinalarla yapıyorlar. Dediğim gibi 2000 yılında İlk olarak hackerlar şey yapıyorlardı, yani hacked by işte Mustafa diye kendini tanıtacak, ben burayı hackledim, ben bunu yaptım diyorlardı. Sonrasında ise yeni nesil artık dedi ki buradan para kazanabiliriz. Buradan sadece hackleyerek para kazanmak var, hacklediğim yeri şifreleyerek para kazanmak var, hacklediğim yerdeki verileri alıp başka bir yerde bunu pazarlayabilirim. Buradaki veri ne? Kişisel veri. Ad, soyad, adres bilgisi, telefon numarası veya bununla beraber kredi kartı bilgisi. Haricen oradaki resimler, videolar, daha birçok şeyi burada paraya döndürmeye başladılar. Teknoloji hızlı ilerledi. Biz farkında değildik. Ama farkında olan birisi vardı. Hacker grubu, evet. Ya da hackerlar. Buradan para kazanılır dedi. Burada ülkelerin stratejilerine de bakmak lazım. Türkiye bununla alakalı hukuku da anlatmak gerekirse. Türkiye aslında hukuk 2000... kısmını ikinci bölümünde geçelim. Evet. Çünkü şimdi Naci Hoca'yı da bağlayacağız. Okay. Hukuk kısmını başlık olarak şöyle bir durum ama hızlı bir şekilde geçelim. Türkiye'de hocam. Hukuk sisteminde bilişim suçları ile ilgili veya siber dünyada işlenen suçların karşılığı olarak çeşitli kanun maddeleri oluşturuldu. Fakat yeterli mi? Değil. Bu sadece Türkiye'nin bir sorunu mu? Değil. Topyekün uluslararası bir şekilde entegre edilecek bir hukuk sistemi ve polis teşkilatlarının veya ilgili teşkilatların birbiriyle entegrasyonuyla çözülebilecek bu durum. Çünkü böyle mi işliyor şu anda süreç peki? Çok fazla böyle işlemiyor. Yani işlemeye çalışın. Durmak lazım. Evet, ne neden? Yazık ki. Yani Avrupa, niye olması lazım? Örneğin Avrupa Siber Suç Sözleşmemiz var. Biz Avrupa Siber Suç Sözleşmesi'ne önce imza attık. Fakat iç hukukta da belli bir şeyler yapıldı ama tam manası işliyor mu? Hayır. Örnek Facebook eklendi. Facebook'unuz eklendi. Facebook'la alakalı bu kişisel veriler ve GDPR konuları da var ya. Hı. GDPR Avrupa'daki kişisel verilerin korunması kanununun ismi. GDPR diye geçiyor da. Buradaki noktada Facebook, Twitter, Instagram ya da herhangi bir dış menşeili hizmet veren kuruluştan bir bilgi talep edildiğinde ne yazık ki bilgiler gelmiyor. Yani Facebook'unuz eklendi, Gmail'iniz eklendi, oradan bir dolandırıcılık oldu. Bunu gerçekleştiren kişi kim? O anın IP'si verilmiyor. Veya bu para transferleri nasıl gerçekleşti? Verilmiyor. Dolayısıyla uluslararası düzeyde... O zaman yeterince korunmuyoruz anlamına geliyor bu. Ne yazık ki. Onun için bireysel olarak hep televizyonlarda, röportajlarda da görüyoruz. Geçen gün bir televizyon programının, haber programında vatandaşlar röportaj yaparken vatandaş diyor ki tamam da Instagram'a eklense ne olur? Ne olur şimdi söyleyelim isterseniz. Söyleyelim mi, araya mı verelim? Naci Hoca'dan sonra söyleyelim. Tamam, okey. Naci Hoca'yı çok bekletmeyelim. Değerli izleyiciler, öğretim üyesi, düzeltiyorum. Doktor Ahmet Naci Ünal. Sizi tekrar takdim edecektim. Hocamız şu anda karşımızda. Naci Hocam hoş geldiniz. İyi akşamlar diliyorum. Merhaba Beyza Hanım. İyi akşamlar. Hocalarıma da iyi akşamlar. İyi akşamlar. Murat Hocam. Merhabalar. İyi akşamlar. Hocam, merhabalar. Sağ olun hocam. Buradan görüşüyoruz hocamla. Evet, çok hocam, oldu görüşmedik. Evet hocam, inşallah söz aldık değil mi hocam? Başka bir programda stüdyomuzda ağırlayacağız inşallah. 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 Evet. Evet inşallah. Naci Hocam şimdi biraz böyle devletler arası boyutunu size sormak isterim ben. Siber saldırılar devletler arasında olduğu zaman malumunuz siber savaş şeklinde tanımlıyoruz. Özellikle
böyle bir yakın tarihe döneceğim. WikiLeaks olayından sonra biz bunun ne anlama geldiğini çok iyi dünya olarak öğrendik. Sızdırılan bilgilerin devletler arası savaşa kadar götürebileceğini evet. deneyimlemiş olduk. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda büyük ve daha kötü sonuçlar doğurabileceğini de biliyoruz artık. Bunun bir de ekonomik boyutu var. Çünkü şöyle baktığım zaman dünyada 687 milyon dolarlık zarara sebep olduğunu ya. Görüyoruz. Ülkelere göre dağılımı belki ayrı bir başlık altında konuşulabilir. Şimdi siber saldırılarda Türkiye kaçıncı sıralamada? Öncelikle buradan başlar mıyız? Ne dersiniz? Nasıl yorumlarsınız hocam? Şimdi şöyle diyelim isterseniz. Siber savaş dedik, siber güvenlik dedik. Siber ekonomiden bahsettik. Siz ekonomi dediniz ama ben siber ekonomi diyorum. Aslında bunların hepsi birbiriyle ilintili kavramlar. Şöyle evet, ki eskiden siber savaş demezden önce savaş dediğimiz zaman bu Birleşmiş Milletler uluslararası hukuk kapsamında belirlenmiş olan usullerle yapılan bir faaliyetti. Ama günümüze baktığımız zaman siber savaşlar gündeme geldiği zaman artık resmi olarak kimin kimle savaştığı belli değil. Ve kimin ne zaman nereden saldıracağı da belli değil. Dolayısıyla siber uzaya ulaşabilen herkes iki devlet arasında, üç devlet arasında veya devletler arasında çok rahat savaşa sebep olabilirler. Mesela siz WikiLeaks olayını örnek verdiniz. Evet. Onun daha öncesinde Stuxnet dediğimiz bir olay var. Hocalarım bilecektir. Siz de mutlaka biliyorsunuz. İran'daki nükleer santrallara yapılan bir siber saldırı ki siber savaşın ilk saldırısı olarak değerlendirilir literatürde. O kadar geçmişe gitmeyelim. Bu 2010'lu yıllarda olan bir olay. Daha geçtiğimiz haftalarda Amerika Birleşik Devletleri Doğu yakasındaki petrol iletim hatlarında, boru hatlarında bir sıkıntı yaşandı. Ve bu sıkıntı sonucunda belli bir müddet petrol sevkiyatı durduruldu. Durduruldu diyorum, aslında durdu. Yapılan açıklamalar sonucunda yaklaşık aradan bir hafta geçti ve şirketler bunun bir siber saldırı olabileceğini söylediler. Bakın, aradan geçen zaman diliminize de dikkatinizi çekiyorum. Siber savaş olmasaydı bu, normal bir savaş olsaydı sınır bölgesindeki herhangi bir çatışmadan bahsedilecekti önce. Onun ardından da işte orduların harekete geçtiği söylenecekti. Ama siber savaş gündeme geldiği zaman saldırının yapılıp yapılmadığının önce belirlenmesi gerekiyor. Bunu belirleyebilmeniz için belli bir süre geçmesi gerekiyor. Bugün en güçlü bilgisayarlarla siz herhangi bir saldırı yapılıp yapılmadığını en iyi ihtimalle 72 saatte veya o civarda saptayabiliyorsunuz. Yani kötü amaçlı bir insan giriyor sizin bilgi sisteminize. Bu sizin cep telefonunuz da olabilir. Devletlerin büyük sistemleri de olabilir veya şirketlerin. 72 saat boyunca, yani yaklaşık 3 gün olarak dolaşıyor ve 3 günün sonunda sizin haberiniz oluyor. Buradaki de onun gibi bir olaydı bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olay ve sonra basına aksetti, haberler yapıldı ve bunun bir fidye yazılımı olduğu, hatta bu şirketin çok büyük oranlarda bir fidye ödediği söylendi. Hocam bu sonra güncel diğer haber mi yoksa yakın tarihte olan bir gelişme mi? Çünkü kritik altyapılara siber saldırılar, hani DarkSide sorumlu tutulmuş hatta. O haberden bahsediyorsun evet, değil mi hocam? Evet. Güncel haber, yani bir hafta 10 günlük bir olay bu. Dolayısıyla biraz daha geçmişe gidersek, o da yakın zaman sayılır, 2017'li yıllar, yani bundan 4-5 sene öncesi WannaCry saldırıları oldu. Bu da bir fidye yazılımı. Evet. Ve 100 küsur ülkede etkili oldu bu saldırı. Bakın, 100 küsur ülke diyorum. Şimdi gerçek bir savaştan bahsetsek işte 5 ülke 6 ülke arasında gerçekleşti deriz. Ama burada 100 civarı ülke veya 100'ü aşan ülke diyorum, çünkü bazıları bu saldırının yapıldığının farkında değil, bazıları da açıklamak istemiyorlar. Şimdi hal böyle olunca bunu yapan, saldırıyı yapan küçücük çocuklar da olabilir, herhangi bir devletin istihbarat örgütleri de olabilir veya siber teröristler de olabilir. Bakın, çok boyuttan bahsediyoruz. Evet hocam. Ve buradaki temel etken, az önce Murat hocam da bahsetti, Mustafa hocam da bahsetti, zombi bilgisayarlar haline getirilen bilgi sistemleri var. Botnet de diyoruz biz bunlara. Yani elimizdeki akıllı telefonlarımız da bunun içerisinde, bilgi sistemi çünkü, tabletlerimiz de bunun içerisinde, büyük bilgi sistemleri de bunun içerisinde. Hatta yakın gelecekte, günümüzde de başladı da yakın gelecekte daha da yaygınlaşacak olan nesnelerin interneti sensörleri var. Evet. Internet of Things dediğimiz. Bunlar da devreye girdiği zaman
dünya civarında trilyona yakın sensörden bahsediyoruz. Dolayısıyla bunların hepsi de kötü amaçlı insanların hizmetine girebilir. E şimdi böylesine bir ortamda siber savaş boyutuyla da baktığımız zaman tüm ekonomik sistemler, kritik altyapılar, sağlık sistemleri hepsi bu şeyin içerisinde. Gene konu konuyu açıyor. Sağlık sistemi dedik. Büyük bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Biliyorsunuz aşılar yapıldı. Evet. Bu aşılara ait bilgi sistemlerinin hacklendiği hakkında çeşitli haberler ortaya atıldı. Şimdi tüm bu süreci düşündüğünüz zaman işte o kritik altyapılar dediğimiz, yani herhangi bir şekilde sistemlerinin çökmesi halinde devletlerin milli güvenliğini tehlike altına atabilecek sistemleri düşündüğümüz zaman artık öyle toplu tüfekli bir siber saldırı, toplu tüfekli bir savaşa gerek olmadığını görüyoruz. Bu konuyla ilgili son bir şey söyleyeyim. Çok konuştum, farkındayım. Siz de bir şeyler sormak istiyorsunuz. Estağfurullah hocam, daha sorun var. Estağfurullah, buyurunuz. Şimdi yapılan bir istatistik çalışmada yaklaşık 10 yıl önce saldırı tipleri, yani bu fiziksel saldırılar ve siber saldırılar sınıflandırıldığı zaman en tepede, en üst seviyede nükleer saldırılar var. Onun altında kinetik saldırılar, yani silahlı kuvvetlerin yaptığı saldırılar var. Onun altında da siber saldırılar var. Fakat günümüze geldiğimiz zaman siber saldırıları ikiye ayırmış durumdalar. Bunlardan bir tanesi ufak çaplı siber saldırılar, yine askeri saldırıların altında yer alıyor. Askeri harekatların altında yer alıyor. Fakat askeri harekatların üzerinde yer alan siber savaş saldırıları var. Onun üstünde, en üst noktada da yine nükleer silahlar var. Dolayısıyla artık siber savaş unsurları, bakın unsur diyorum, unsur kelimesi askeri bir terimdir. Askeri teçhizat için kullanılır. Ama artık bunu biz rahatlıkla siber saldırı unsurları, siber silahlar şeklinde de ifade edebiliyoruz. Buna baktığınız zaman artık nükleer saldırının bir altında yer alıyor. O ya, zaman hocam bu enformasyon savaşlarının kan dökme potansiyeli var diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Kesinlikle diyebiliriz. Çünkü günümüz dünyasında siber saldırıların fiziksel etkileri var. Dolayısıyla biz bunları zaten siber uzay ortamında gerçekleşiyor bu olaylar. Ve siber uzay dediğimiz zaman da az önce saydığım tüm faaliyetlerin gerçekleştiği ortamları görüyoruz. 7-8 dakika sonra ekleme gideceğim. Mustafa Hocam bir ekleme yapmak istiyor zannediyorum hocam. Buyurun. Şöyle, normalde biz kritik altyapı dediğimiz zaman hocamın bahsettiği hepsi var ama yakın gelecekte gördüğümüz ve ülkemiz açısından da bakıldığında oraya hedef aldığımız uzay var. Uzaya gönderdiğimiz alet edevat ve şeyler. Bunların uydular, hacklen uyduları. Evet, uydular. Dolayısıyla uyduların hacklenmesi demek daha büyük kritik sonuçlara doğurmak demektir. Örneğin uyduyu düşürmeye yönelik ya da uydunun üzerinden verinin kriptoloğu geçmeyen verinin elde edilmesine yönelik çalışmalar. Dolayısıyla kritik altyapı dediğimiz zaman eskiden biz ne anlıyorduk? İşte Zor Olum 4 diye bir film vardı. Hı hı. Orada su, kanalizasyon ve trafik ışıklarından bahsediyorduk. Şimdi uzayı da görmemiz lazım. Bununla beraber işte hocalarımın söylediği gibi enerji santralleri, daha birçok yeri de göreceğiz. Ama uzayı unutmamak lazım. Siber uzay diyoruz ama gerçek uzayda da sıkıntılar yaşayacağız gibi geliyor. Uzaylı hukuku ikinci bölümde. Aynen. Hocamı da reklamdan önce konuşturayım. Buyurun. Aynen. Evet. Bir şey ekleme yapayım ben Murat Naci hocama. Murat hocam ekleme yapacak aynen. Hocam. Şimdi hocamın dediği çok doğru. Zira artık baktığınızda bugün insansız hava araçlarından tutun birçok teknolojinin artık internet üzerinden çalıştığını görüyoruz. Dolayısıyla bu ne demektir Beyza Hanım? Yani sizin hedefli bir şekilde bir ülkeye saldırı yapacağınızı, gerçekleştireceğiniz an aslında onun rotasını saparak başka bir ülkeye ya da kendi kendini, ülkenin kendi kendini vurması anlamına da geliyor. Yani dolayısıyla yalnızca buna işte güvenlik açısından bakmak ya da ülkelerin yatırımı olarak bakmak doğru değil. Hocam siz bana Neuralink'i sormam için pas attınız şu anda. Soracağım ben de onu, değil mi? Neuralink'i, evet, evet, Neuralink'i evet. Başlık açmış oldunuz. Şimdi Naci Hocam peki siber saldırılara karşı saldırı düzenlemeyi Mustafa Hocam'ın söylediğiyle de aslında biraz örtüşüyor. Meşru kılan uluslararası bir yasal çerçeve var mı saldırıya karşı saldırı düzenlemeyi?
Yani bunun çerçevesini şöyle... bilmiyoruz çünkü hukuki zeminini. Siber savaşlar için konuşuyorum. Evet. Buyurunuz hocam. Şimdi Beyza Hanım şöyle buyurun, ifade edeyim ben size. Devletlere baktığınız zaman hepsinin Milli Savunma Bakanlıkları vardır veya Savunma Bakanlıkları vardır. Hiçbir zaman Taarruz Bakanlığı diye bir bakanlık yoktur. Evet. Dolayısıyla uluslararası hukuk anlamında baktığımız zaman veya savaş hukuku anlamında baktığımız zaman herkes savunmada gözükür. Kimse kimseyi taciz etmez, saldırmaz. Ama silahların esas amacı nedir? Bir yere taarruz etmektir, evet, veya o taarruz etkisiyle caydırmaktır karşı tarafı. Şimdi burada da siber taarruz yapabileceğiniz argümanlarınız elbette var. Ama yasal olarak baktığımız zaman böyle bir faaliyet yok. Herkes siber savunma yönüne odaklanmış gözüküyor. Ama arka planda çeşitli örgütler aracılığıyla, bunlar yasal örgütler olabilir, olmayabilir, devlet destekli olabilir, olmayabilir. Bu şekilde yapılan saldırılar hep gündemde. Dolayısıyla burada bir bilinmezlik söz konusu. Ve mesela fiziksel saldırılarda baktığımız zaman elektronik harp ortamlarını düşünelim. Karşı taraf size bir güdümlü füze atıyor diyelim. Hı hı. Güdümlü füze atıldığı zaman siz bunu ne yapıyorsunuz? Bir takım radar sistemleriyle tespit ediyorsunuz veya infrared sistemlerle. Bunu tespit edebilmeniz için bunun istihbaratını almış olmanız lazım. Almışsanız tespit edersiniz. Sonra da varsa imkanınız bunu engelleyici bir füze gönderiyorsunuz veya sistem devreye sokuyorsunuz. Bunun aynısını siber uzayda da yapıyoruz. Siber güvenlikte veya siber savaşlarda. Ama bunu yapabilmeniz için karşı tarafın tehdit unsurlarını çok iyi tanımlayabilmeniz lazım. Tanımlayabilmeniz için de onu algılayabilmeniz lazım. İşte asıl sorun burada ortaya çıkıyor. Çünkü bu algılama kısmı işin zor tarafı. Ve herkes bunun üzerine çalışıyor. O yüzden zaten bu sistemlerin de mutlak surette milli sistemler olması gerekiyor. Yani öyle böyle değil. Hani olmazsa olmaz unsur burada. Kendi stratejilerimizle, kendi donanım ve yazılımımızla ortaya koyacağımız sistemler olması gerekiyor. Bir ufak ekleme daha yapayım. Buyurunuz az önce hocam. Mustafa hocam söylemişti. Uzay faslını elbette göz ardı etmiyoruz. Zaten siber uzay dediğimiz kavram 5. boyut olarak geçiyor. 1. boyut kara, 2. boyut deniz, 3. boyut hava. Bunlar hep ortaya çıkış sırasına göre. 4. boyut uzay. Çünkü kara ve deniz boyutları insanlık var olduğundan beri var. Hava boyutu 20. yüzyılın başında Wright kardeşlerin uçağı bulmasıyla başlıyor. Uzay boyutu 1957'de Sputnik'i, o zamanki Sovyetler Birliği'nin yörüngeye yerleştirmesiyle başlıyor ki bunlar aynı zamanda kıtalar arası balistik füzelerin de başlangıcı sayılır. Uzay boyutu da orada geliyor ama 90'lı yıllara geldiğimiz zaman en başta internetin ticarileşmesiyle, ki internetin ortaya çıkışı da aslında 70'li yıllardır ARPANET olarak çıkmıştır. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın Advanced Research Project Agency denilen savunma birimince ortaya konmuştur. Kendi işlerindeki bir sistemdir. Sonra tüm istihbarat ağını takip edebilmek amacıyla dünyaya yayılmıştır ve cin şişeden kaçmıştır. Hani başka bir deyimle. Dolayısıyla siber uzay öyle bir hale gelmiş durumda ki Mustafa hocamın da belirttiği gibi artık tüm sistemlerle kol kola girmiş durumda. Yani siber uzaysız bir teknolojiden bahsetmemiz mümkün değil. 2014 yılında Obama, o zamanki Amerikan Başkanı, evet, siber uzay imkanlarıyla yapılacak herhangi bir saldırı durumunda oluşacak fiziksel sonuçlardan gerçek bir savaş nedeni olarak ortaya çıkarız şeklinde bir ifadede bulundu. Mealen bunu söylüyorum, birebir değil tabii. Ve hani bu gelişmeler üzerine de işte siber savaş nasıl olabilir şeklindeki ilk çalışmalar Tallinn şehrinde yapılan konferanslar sonucunda uluslararası alanda ortaya kondu. Birleşmiş Milletler çapında da bir takım çalışmalar var ama normal bir savaş hukuku bazında daha ortaya konmuş somut bir şey yok. Çünkü elimizdeki güç siber bir güç. Dolayısıyla tespit edilmesi zor, ortaya çıkarılması zor, müdahale edilmesi zor. Yani böylesine karmaşık, kompleks bir ortamdan bahsediyoruz. Kanıtlamak hocam şöyle bazen iki imkansız. Dakika. Hocamın dediği gibi kanıtlamak bazen ne yazık ki imkansız. Yani Rusya, Amerika arasında yaşanan sonuçta %100 bir nota verilemedi. Doğru mu hocam? Evet. Siz de biliyorsunuz Ahmet hocam. Amerika ile Rusya da kesin diyemediler ama olma ihtimali, Rusya'nın seçimlere müdahaleleri oldu.
dedi fakat kanıtlayamadı. Resmi bir kanıtı olamadı ne yazık. Şimdi reklama gideceğiz. Dolayısıyla Naci Hocam'a teşekkür edeceğim ama hocam bitirirken şöyle bir cümle baktığımız zaman 2020'de Türkiye saldırı sıralamasında birinci görünüyor. En fazla Amerika, Hollanda, Çin ve Rusya'dan saldırı gerçekleştirildiği görülüyor. Dolayısıyla burada Türkiye'nin savunma anlamında az önce sizin işaret ettiğiniz gibi kritik önem arz ediyor sisteme sahip olması değil mi? Bu konuda çalışmalar yapması. Ne dersiniz bununla ilgili? Şimdi şöyle kısaca şöyle ifade edeyim onu da. Meyvesi olan ağaç taşlanır denir. Dolayısıyla siber saldırganların öğrenmek istediği bir takım şeyler var ki bugün Uzay Ajansı'yla ilgili Sayın Bakan Varank'ın da açıklamaları vardı. Saygılar gönderiyorum evet. Kendilerine. Tam da örtüştük onu. Buyurunuz hocam, araya girdim. Estağfurullah. Dolayısıyla siber saldırıya uğramak normal. Fakat bazı kaynaklarda da Türkiye'nin çok siber saldırı yaptığı şeklinde bir bazen beyanatlar oluyor başka ülkeler tarafından. Ama Türkiye'nin böyle bir amacı yok, böyle bir stratejisi yok. Dolayısıyla burada insanlarımızın dikkat etmesi lazım. Yani vatandaşlarımızın dikkat etmesi lazım. Çünkü bazı bilgi sistemleri işte o dediğimiz zombi bilgisayar haline getiriliyor. Ve bizim devlet olarak herhangi böyle bir stratejimiz olmamasına, böyle bir faaliyetimiz olmamasına rağmen kötü amaçlı kişilerin bu bilgi sistemlerini kullanmaları sonucunda başka ülkelere saldırılar yapılabiliyor ve sonuçta da sanki Türkiye saldırıyormuş gibi gösteriliyor. Buna da dikkat edilmesi gerektiğini söyleyip teşekkür ediyorum. Hocalarıma da saygı ve sevgilerimi gönderiyorum. Biz teşekkür ediyoruz hocam. İnşallah stüdyoyu da bekliyoruz sizi. Doktor Ahmet Naci Ünal. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. Sağ olun. İyi akşam. Kısa bir ara efendim, ardından devam edeceğiz. Yapı ve Yapı'nın sunduğu Kayıt Dışı devam edecek. Billur Aktürk'ün hazırlayıp sunduğu Neler Oluyor Hayatta? Korona ilacı bulundu mu sorusunun cevabını Profesör Doktor Tunçak Koç, Profesör Doktor Ebubekir Şenateş ve Doktor Banu Taktak Karaca ile birlikte arıyor. Gerçekten dikkate değer ilaç çalışmaları var mı? Aşılar herkesi bağışık hale getiriyor mu? Türkiye toplum bağışıklığında hangi aşamada? Çocuklara aşı gerekli mi? Salgın ne zaman, nasıl bitebilir? Neler Oluyor Hayatta? Pazar 20'de, 24'te. Genç IT'ci Mustafa. İşinin önemini hiçbir zaman unutmuyor. Abi bilgisayar. Şirketinizin verilerini böyle güvenle koruyan biri olsa da siz gene de Turkcell Bulut kullanın. Uluslararası güvenlik sertifikası, afetlere karşı ultra koruma, ekstra yedekleme ve özel esnek altyapısıyla Turkcell Bulut hizmetinizde. Çünkü iş teknolojide. Teknoloji Turkcell. İş Turkcell, iş Turkcell. Yalan haber, nefret söylemi. Kültürel ırkçılık kıskacında İslam. Birinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara Ato Kongresyum'da. Tasarımlar.
Yeni Bellona koleksiyonunda. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter. Bu hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 21.15'te 24'te. Genç IT'ci Mustafa. İşinin önemini hiçbir zaman unutmuyor. Abi bilgisayar. Şirketinizin verilerini böyle güvenle koruyan biri olsa da siz gene de Turkcell Bulut kullanın. Uluslararası güvenlik sertifikası, afetlere karşı ultra koruma, ekstra yedekleme ve özel esnek altyapısıyla Turkcell Bulut hizmetinizde. Çünkü iş teknolojide. Teknoloji Turkcell. İş Turkcell. Hazır mısınız? Emin misiniz? Başarı uzun bir yolculuktur. Rakipleriniz çalışırken siz daha istekli olmalısınız. Hiç durmadan hayallerinizin peşinden koşmalısınız. İbrahim Kana! Ama insan nerede duracağını da bilmeli. Öncelik güvenli trafik. İşlerin yoğunlaşıyor. Hep bir toplantı halindesin. Bana bol gigabyte lazım o zaman. Ama rahatlıyorsun. Bir süre kafanı dinleyeceksin. Gigabyte o kadar da lazım değil yani. Derken biriyle tanışıyorsun. Sabahlara kadar görüşüyorsunuz. Bak yine gigabyte lazım oldu. Ne yapacağım ben? Merak etme. Aradığın büyük çözüm Turkcell'de. Yıllık paketler. Turkcell'den bir yenilik daha. İnternetiniz bir ay yetmiyor, bir ay fazla geliyorsa paketinizi toplu alın, yıl boyu ihtiyacınıza göre kullanın. Ödemesini aydan aya yapın. Şimdi anı durduran tasarımıyla Leni serisi lansmana özel fiyatlarla. Leni koltuk 6.990, Leni yemek odası 5.550 ve Leni yatak odası 5.990 lira. Üstelik maksimum kartı özel peşin fiyatına 12 ay taksit avantajıyla. Şimdi yıllık paketlere geçenlere 20 GB'a varan hediye. İsrail Gazze'de büyük bir yıkıma neden oldu. Hadi Gazze'de açılan yaraları hep beraber saralım. Bu zor zamanlarında Gazze'ye umut olalım. İHH İnsani Yardım Vakfı. Vakıfbank'ta herkese göre bir kart var. Bir kere kartım beni ayrıcalıklı hissettirmeli. Yıllık kart ücreti olmamalı. Alışverişlerimden kazandığım World puanlarım, uçuş harcamalarımda 3 kat değerli olmalı. Yurt dışı harcamalarımda indirimler kazandırmalı. Ücretsiz seyahat sigortam ve lounge hizmetlerim de mutlaka olmalı. Diyorsanız tüm alışverişlerinizde Platinum Plus'a özel ek puan ve taksit fırsatlarıyla sizin kartınız Vakıfbank Platinum Plus. Şimdi Vakıfbank'a gelin, sizin de tam istediğiniz gibi bir kartınız olsun. Vakıfbank daima senin de. Yapı ve Yapı'nın sunduğu Kayıt Dışı devam ediyor.
Kısa aradan sonra tekrar karşınızdayız. Devam ediyoruz kayıt dışına değerli izleyiciler. Sosyal medyadan konunun ayrıntılarına ilişkin çok güzel sorularınız var. Sağ olunuz, var olunuz. Yer vermeye çalışacağız. Gerçekten çok ilgi çeken, konuşulması gereken, bilinçlendiren bir alan. Merak edilen bir alan bu. Siber kıyamet etiketimiz. Yineliyorum, siber kıyamet etiketiyle buluşuyoruz değerli izleyiciler. Sosyal medyadan hem Twitter'dan hem de Instagram'dan son postumu dağıtmıştım ben siber kıyamet etiketiyle. Doçent Doktor Ali Murat Kırık bizimle birlikte stüdyomuzda, öğretim üyesi Mustafa Sansar stüdyomuzda, az önce Doktor Ahmet Naci Ünal katılım gösterdiler. Ve birazdan Ay Yıldız Sim CEO'su İshak Bey de katılacak Skype üzerinden programımıza. Şimdi az önce dedim ki Ali Murat Kırık Hoca'ya, bana dedim pas attınız Bill Gates düzeltiyorum Neuralink'i sormam için. Evet. Şimdi Neuralink bize faydası ne? Türkiye için sorayım önce. Zararı ne? Bize bir Neuralink ile olan ilişkimiz nasıl olacak bizim? Onu bir anlatabilir misiniz kuruluş amacına dair? Şimdi tabii. Hocam hukuki boyutunu falan gireceğim. Okay, size sorum saklı. Şimdi, buyurun. Bu işin başında Elon Musk var. Elon Musk şu an dijital dünyayı söyledikleriyle hop oturan, hop kaldıran bir isim bir kere. Zaten dünyanın şu an şekillendiği cephe iki kişi. Bir tanesi Elon Musk, bir tanesi Bill Gates. Aynen öyle. Bu ikisi son derece önemli. Bizler için de önemli. Dünya için de çok önemli. Belki dünyanın gidişatını hep insanlar şöyle söylüyorlar. Ben bazen görüyorum komplo teorileri üretiyorlar. İşte küreselciler çıktı, şu oldu, bu oldu vesaire diyorlar. Ben dijitalcilerin bu noktada çıktığını düşünüyorum işte. Bunlardan bir tanesi Elon Musk'tır, bir tanesi Bill Gates'tir. Şimdi önce Neuralink'e geçeceğim ama Bill Gates'ten biraz bahsetmek istiyorum. Bill Gates bizim için son derece önemli bir isim. Şimdi Bill Gates artık şüpheli mi diyebilirsiniz, kahin mi diyebilirsiniz? Biraz sonra anlatacaklarımdan daha iyi anlarsınız. Çünkü yani ne söylediyse çıkıyor adam. Bunu bir kere ifade etmem lazım. Hiç çok uzağa gitmemize gerek yok. 1999 yılına gidelim. Bir kitabı var. Bunu değerli izleyicilerimiz bulabilirler. Düşünce Hızındaki İş isimli bir kitabı var. 99 yılında. Evet. 99 yıl. Daha bizim internette ADSL ile tanışmamız 2000 ve sonrasını buluyor. Yani daha o zaman işte akıllı telefonlar çıkacak. İnsanlar görüntülü konuşacak. Bunlar bütün bizler için. Bugünkü süreci evet. 99 yılında aynen. Anlatıyor mu? Tabii aynen öyle. 99 yılında anlatıyor. Düşünce Hızındaki iş. Diyor ki mobil araçlar çıkacak. Mobil iletişim araçları üzerinden insanlar artık birbirleriyle iletişim kuracak, haberleşecek diyor. Bu 99 yılında. Şimdi diyebilirsiniz ki ya da diyor ki e-ticaret sitelerinin karşılaştırmasının kıyasını gerçekleştirecek algoritmalar çıkacak. Yapıyoruz. Yapıyoruz. Vallahi ben yapıyorum. Yani bir şey alacakken önce bir kıyas yapıyorum değil mi? Mukayese yapıyorum. Siz de yaparsınız. Yorum kıyas. Yorumlara bakıyorsunuz. Ya da sitelerde gibi, evet. Kim daha ucuz, kim daha pahalı. Gidiyorsunuz oradan alıyorsunuz. İşte A sitesinden hangisinde değil, yorum daha fazla? Çünkü yorumlar belirleyici olabiliyor tercihlerde. Şimdi bu tuttu. Hı-hı. Birincisi. Mobil cihazlandın. Bundan 5-6 yıl önce bir açıklama yapıyor. TEDx konuşmasında. Bunu da internetten izleyebilirler. Orada da diyor ki 5-6 sene sonra çok büyük bir salgın çıkacak. Ve insanlar evlerine hapsolacaklar diyor. Evlerine evet. Kapanacaklar diyor. Ve bundan sonraki süreç diyor bizler için çok ciddi olacak diyor. Zira her 20 yılda bir bu tarz salgınlarla karşı karşıya kalabiliriz diyor. Her 20 yılda bir. Bunu söyleyen Bill Gates. 67 yaşındaki evet. Zatı muhterem. Şimdi dolayısıyla şuna gelelim. En son söylediği noktaya. Şimdi diyor ki 2020 yılına geldiğimizde hakikaten koronavirüs pandemisi patlak verdi. Ve bu dedi ki artık insanların dijital anlamda takibinin sağlanması, sağlık durumlarının kontrol edilmesi, aşı hı-hı. işlemlerinin kontrol edilmesi. Ama bu küresel ölçekli salgınlar olacağı için. Bu da ilk periyot, ilk ayağı evet, yani küresel, sonrası var. Küresel hı-hı. ölçekli salgınlar olacağı için hı-hı. Beyza Hakan'ın verilerini sadece Türkiye'de kalmaması lazım diyor. Beyza Hakan'ın verileri yurt dışına çıktığında da bir İngiliz tarafından, bir Amerikalı tarafından, bir Brezilyalı tarafından da görünmeli ki onun aşıları yapılmış mı, onun sağlık durumu hangi noktada bunlar görülebilsin diyor. Ve bunun için de ID 2020 dediğimiz Afrika'da teste başladığı o çip sistemini devreye sokmaya çalışıyor ve o çip sistemi blockchain dediğimiz bu tıpkı kripto paralardaki çalışan sistem. Nedir kısaca?
Nedir? Blockchain sistemi, ondan bahsedelim. Blockchain zinciri herkesin otomatik olarak katılım sağladığı, verileri işlediği ve dolayısıyla en güvenilir teknolojilerinden bir tanesidir. Neden? Çünkü benim cihazım kapandı ya da makinem kapandı ama sizin makineniz açık. O evet. işlemi oradan takip edebilirsiniz o zincir içerisinden. Hepsi o geçmişteki gibi hani işte torrent dediğimiz bazı dosyalar vardı indirdiğimiz tohum olarak gördüğümüz. Herkesin ortaklaşa katkılarıyla gelişiyordu. O blockchain zinciri de öyle. Beyza Akan, Mustafa Sansar, Ali Murat Kırık herkes böyle gelecek ve o zincir içerisinde yer alacak. Diyor ki blockchain zinciri içerisinde bu sistemi biz dahil edersek dünyanın hangi noktasına gidilirse gidilsin Beyza Hakan'ı kontrol edebilirsin, Ali Murat Kırık'ı kontrol edebilirsin, sağlık durumunu kontrol edebilirsin diyor. Yani işte havalimanından indiniz, yurt dışına gidiyorsunuz. Ben şimdi sizin verilerinizi nereden göreceğim? Direkt gireceğim diyor. ID 2020 çünkü sizin bir çipiniz olacak ve sizin bir ID'niz olacak. Aşı bir, sicilimi görecek, bir sağlık sicilimi kimlik. Görecek yani. Bir dijital kimlik size tanımlanacak yani. Dijital kimlik, Beyza Hakan nedir? Anne adı, baba adı, her şeyi görebileceksiniz. Şimdi Beyza Hanım, şimdi bu ne şunu dedi yine. Buyurun hocam. Dünya diyor, dünya diyor savaşlar için hazırlanıyor ama diyor. Bence pandemiler için de bundan sonra hazırlanmalı diyor. Yine bu Bill Gates'in sözlerinden bahsediyoruz. Bakın. Ve şimdi buradan şuna geliyoruz. Bill Gates şu an konuştuk. Çok büyük bir şey var. Ama bu ID 2020 projesindeki isimler bizler için son derece önemli. Yani bunun içerisinde kimler var? Bu teknolojinin içerisinde kimler var? Hemen söyleyelim kimlerin olduğunu. Kimler? Rockefeller ailesi. Rothschild'ler. Çok şaşırtıcı. Evet aynen öyle. Yani... Dünyadaki ekonomiyi elde bulunduran isimler Rockefeller Vakfı, vakıf olarak geçer onlar biliyorsunuz. 1913'ten bu yana faaliyet gösteriyor aslında bunlar. Yani Rockefeller ailesi ve özellikle Microsoft'la girmesi bu işe. Çünkü Microsoft bugün personal computer dediğimiz PC'leri ilk Bill Gates geliştirmiştir. 90'lı yıllara doğru Bill Gates geliştirmiştir. Peki Beyza Hanım pandemi döneminde sizler de herhalde bir dönem evlerimizde çok fazla vakit geçirmeye başladık. Çoğunluk evet hala öyle. Mesela şu an önemli toplantılar nereden gerçekleştiriliyor? Online işte. Online yapıyoruz var. Değil mi? Yani aslında istenen de hani bu koronavirüs vesaire şimdi onun komplo teorileri vesaire komplo teorisi diyemiyorum çünkü söyledikleri kehanetlerin hepsi çıktı. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Şimdi ben bütün dünyayı kontrol etmeye kalkışsam her şeyin internet ve dijitale kaymasını isterim. Neden? Çünkü kontrol edilebilir olması evet, için işte zaten benim merkez. Benim Beyza Hakan'a ulaşabilmem için, Mustafa Sansar'a ulaşabilmem için o siber uzayın içerisinde yer alması çünkü biz gerekir. Çünkü herhangi bir dijital aletimiz olmazsa kullandığımız cep telefonu oturup yüz yüze konuşursak kim neyden haberdar olabilir? Peki dünyanın en önemli gücü dediğimiz para nerede olması gerekir? Dijitalde olması gerekir. Yani kripto olması gerekir. Kripto olsun ki devletlerin o hakimiyetinden çıksın ve sadece o zincire bulunduran, elinde bulunduran, o blok zincirini bulunduran kişiler paranın gidişatını kontrol edebilsinler. Ne kadar para yatırılıyor? Mesela 240 milyar dolardan bahsediliyor. Yani sadece kripto paraların işlem gücü. 240 milyar dolar. Kara para aklanma burada. Efendim büyük bir türlü illegal işler burada. Çünkü devlet kontrol edemiyor Beyza Hanım. Nereyi kastediyorsunuz hocam? Dark web gibi konuşuyorsunuz ya yani. İşte kripto paralar da aslında böyle. Yani kripto para dediğimiz şey sizin evet sizde bir para var ama tamam. O para yok aslında. Öyle. Evet tabii, çünkü yok. Yani evet dediğim evet. gibi yani kimde ne kadar. Şimdi eskiden ne yapardım? Beyza Hakan'ın mal varlığı. Görebiliyorum çünkü niye ya bankada olacak? Yastık altına koymadıysanız eğer. Sayamazsınız. Yatırım aracı olarak. O kadar ki yani. Bence söylemeyin şu an hacklenirsiniz ondan sonra. Evet. Aman hocam hedefli sen. Derler ki Beyza Hanım da çok var. Şimdi Beyza Hanım. Hedefli saldırı olur ondan sonra. Haklısınız hocam. Şimdi Bill Gates'ten Elon Musk'a gelelim. Tamam. Şimdi Elon Musk. Bir şey söyleyeceğim bu Rothschild ve Rockefeller ailesinden herhangi bir bireyin bu konuda açıklamaları var mı? Hiç yaptığı bir açıklama var mı? Mesela Bill Gates'in açıklaması gibi. Kesinlikle. Hayır. Zaten bakın bunlar vakıf olarak geçiyorlar. Vakıf resmi kimlikle de böyle hani aktifler ya o yüzden. Sitelerinde Bill Gates ID 2020 sitesine girdiğinizde direkt olarak görebilirsiniz zaten bunu. Yani işte Rockefeller ailesinin de
bu birliktelik içerisinde yer aldığını görme şansınız var yani değerli izleyicilerimiz de. Gizli saklı sözcü yapmıyorlar açıkçası. Sözcü bilgeyiz zaten o zaman bu durumda. Gizli saklı yani. Yapmıyorlar. Evet yani. Açık aleni aleni. Evet, evet. Hiç şey yok yani artık ben diyor aleni yapıyorum diyor. Bir. İkincisi hatırladınız mı? Şöyle bir olay olmuştu. WikiLeaks skandalı patlak vermiş. Evet az önce Naci Hoca'ya da sorarken. Evet söylemiştim. 2017 evet. Yılında WikiLeaks niye ona buradan nereye geçeceğim? Önce WhatsApp'tan da Neuralink sorunuza geleceğim. Tamam. 2017 yılında WikiLeaks belgelerinde yapılan açıklamada şunu gördük. Dünyanın istihbaratını WhatsApp tutuyor. Ve CIA buradaki verileri işliyor, topluyor. Daha sonra bunları çok farklı amaçlarla kullanıyor. Bunu WikiLeaks belgelerinde söylüyoruz. Görüyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla şuna geliyoruz artık. Bundan sonraki süreçte bu iş kimin işine yaradı? Dijitalleşme, koronavirüs pandemisinin... İnsanların işte koronavirüs bilim kurulu üyeleri geliyor oradan görüşüyorlar. Online bir şekilde görüşüyorlar. Evet toplantı Online'ın var. Olduğu her ortam, internetin olduğu her ortam hacklenebilir, dinlenebilir. Şu telefon bile şu an bizim ortam dinlememizi gerçekleştiriyor. WhatsApp üzerinden. WhatsApp üzerinden. Açıkken mi? Açık olduğu sürece mi? Kapalıyken? Kapalıyken. Telefon kapalıyken. Peki şunu soracağım size. Telefon kapalı değil mi? Evet. Telefonu kapattınız. Telefon açtığınızda saati kaldığınız yerden mi devam ediyor? Hayır. Onun çünkü bir pili var. Bilgisayarların BIOS pili vardır. O aslında orada hala çalışmaya devam eder arka planda. Dolayısıyla bunu kırmadığınız müddetçe siz bundan korkun telefonlarda. Hani diyorlar ya çipleneceğiz şu olacak bu olacak. Çiplenmenize gerek yok çünkü telefonlarımız çip gibi. Biz yapışık ikiz olarak geziyoruz. Yatarken onunlayız, kalkarken onunlayız. Dolayısıyla o koronavirüs kimin işine geldi? Artık siz düşünün. Bir, Neuralink projesi dedik. Neuralink projesi Elon Musk'ın projesi. Evet. Elon Musk şu an özellikle yatırımcıların hedefi noktasına geldi. Özellikle kriptoya yatırım yapanların. Çünkü dedi ki ya blockchain madenciliği, kazımacılığı çok etki ediyor. Olumsuz etki ediyor. Çevreye, doğaya çok olumsuz etki ediyor. Yani bunu Elon Musk söylüyor. Yani bu kadar dijitali ön plana çıkartmış bir insan çevreyi bahane ederek... Bitcoin'i bir anda silmeye çalıştı. Ve tabii ki Bitcoin'e yatırım yapan çok büyük yatırımcılar var. Ekonomik güçler var. Dünyanın en önemli ekonomik güçleri Bitcoin üzerinden alım satım işlemleri. Sonra piyasaları manipüle etmeye çalışmakla kripto piyasasında evet. Suçlandı. Evet, aynen şu an ne yapıyor? Dogecoin kendi evet, oluşturduğu evet. Kripto para bir anda yani en üst seviyelere çıkmaya başladı. Ve dikkat ederseniz bu TODEX skandalı da patlak vermeden ayın 17'sinde hatırlıyor musunuz bilmiyorum Beyza Hanım. O neydi adamın adı? Kaçan adam vardı ya yani hani. Tamam. TODEX'in kurucusu. Evet, TODEX'in kurucusu. O kaçarken piyasanın yarı fiyatına Dogecoin'leri sattı. O şekilde 17'sinde çok büyük bir vurgun gerçekleştirdi Beyza Hanım. İnsanların aslında o dönemden biraz düşünmesi lazım. Ya piyasanın altında nasıl? Ya Beyza Hanım şu kalem 5 lira diyelim. Evet. Siz bunu 2 liraya satamazsınız. Çünkü bunun bir maliyeti var. Bir de sizin üstüne bunun karını koymanız lazım. Komisyonunu koymanız lazım. Şimdi Beyza Hanım buradan Neuralink projesine gelelim. Lütfen. Neuralink projesi. Neuralink projesi özellikle Elon Musk'ın çılgın projesi. Yani aslında bütün dünyadaki insanların sağlık sorunlarını çözebileceğini düşündüğü. Beynin içerisine bir implant çip takılacak. Beynin içerisine. Bu implant çip beyin nedir? İşte beyin sinirlerden oluşur aslında. Yapay zeka da aynı o sinirler gibidir. Çünkü siz o sinire, o beyne ne kadar fazla bilgi yüklerseniz o öğrenir. Yapay zeka da böyledir zaten. Yapay zeka algoritmaları böyle çalışır. Ona ne kadar bilgi verirseniz o kadar öğrenir. Şimdi diyor ki ben bunun aracılığıyla diyelim depresyondasınız. Size bir terapi verecek. Beyindeki çipe sizi düzeltecek. İşte kolunuzda mesela gerginlik oluştu. Sinirlerinizde sorun var. Beyinden kontrol edecek, düzeltecek. Çipi nasıl takacak? İşte ameliyat aracılığıyla gerçekleştirecek bunları. Yani sizin gelecek beyninize o çipi yerleştirecek. Ondan sonraki süreçte bildiğiniz beyin ameliyatı. Ben niye ameliyat oluyorum i̇şte, hocam? Ama şunu diyor. Şimdi sağlık bizim için en büyük nimetlerden bir tamam. Tanesi değil nasıl mi? Nasıl ikna ediyor beni de ben ameliyat oluyorum yani? Ya kolunuz kesilecek, bacağınız kesilecek. Ondan sonra işte ne bileyim. Ve gelecekte de söyleyeceği şey. Şimdi ben ölmek istemem.
Bilmiyorum siz ister misiniz yani? Ben hayat benim için güzel. Haklı ben yaşamayı seviyorum. Yani. Tabii ki. Sürekli genç kalmak isterim ben baktığımda. Anlatabiliyor muyum? Ama şimdi ne olacak bundan sonraki süreçte? Siz diyeceksiniz ki ya evet ben yaşlanmaya başladım. Bacağımda ağrı var, topallamaya başladım. İşte ne bileyim işte kolumda işte sıkıntı ortaya çıktı. E ben şimdi niye sağlıksız bir insan olarak koşamıyorum, yürüyemiyorum diyeceksiniz. Allah korusun mesela kangren olacaksınız, kolunuz bacağınız kesilmek zorunda kalacak. Şimdi ben size desem ki Beyza Hanım bu ameliyat aracılığıyla bu çipi size yerleştirdiğimizde o doğrudan insan beyin, bilgisayar beyin etkileşimi aracılığıyla sizin kolunuzdaki bütün sorunlar ortadan kalkacak desem siz buna hayır der misiniz mesela? Böyle sağlık bizim için en önemli noktalardan bir tanesi. Veya şöyle üstad belli bir noktaya geldikten sonra bu olay ne yazık ki hani tabiri caizse mahalle baskısıyla yaptıklarımız ve yapacaklarımızı değiştirmek zorunda kalıyoruz ya. Evet. Dolayısıyla bir noktaya geldikten sonra da zorunlu olacak. Şey yani aynen. Çok girmek istemiyoruz belki ama evet. Hani aşılı olmayanlar uçağa gidemeyecek, yurt dışına gidemeyecek gibi bir durum söz konusu olmaya başlandı. Devletlerin zorları ya da başka bir şey olduğu andan itibaren de bir baskı olacak ve geri kalan %30, %40 da mecburen yapmış kalır olacak. Elimize dikilecek. Bir de şunu söyleyeyim Beyza Hanım. Şimdi bu son dönemlerde hani çok fazla karşımıza geliyor. Beyninize bu dikilecek. Bu dikim işleminden sonra size diyecekler ki sağlık açısından her türlü şeyi artık takibini gerçekleştirebileceğiz ve böylece beyin sinyallerinizi gözlemleyeceğiz. Nereye doğru? Çünkü insanın merkezi beyindir baktığınızda. Bunu dediğim gibi bazen hani şu an belki izleyicilerimiz ilk defa duyabiliyorlar. Bunlar benim değil yani kendileri de direkt Neuralink'in sitesine girip gerekli açıklamaları bulabilirler. Ya böyle bir şey olur mu vesaire dedikleri. Zaten çılgın adam diyor ki benim diyor bu çılgın projem diyor. Bundan sonraki süreçte ne olur? Ölümsüzlük zaten şu an aranan en temel noktalardan bir tanesi. Ben yani insanlar ister ve bu süreçte hayvanlar üzerinde bu şu an denenmeye başladı. Peki şimdi Beyza Hanım biz bunları söyledik. Sizin beyninizdeki çipin hacklenmesi her dijital teknoloji internetin olduğu her ortamda hacklenebilir. Şimdi dolayısıyla ne olacak? Yarın öbür gün acaba yaşayan zombilere mi dönmeye başlayacağız? Ya da yaşatmaya mı çalışacaklar, öldürmeye mi çalışacaklar? Şimdi onu da bilmiyoruz. Ha, yani hackleyecek, düşecek, hackleyip düşecek mesela. Yani sizi öldürecek mi? İnsan hacklenebilir mi diyorsun? Ya, evet. Yani... Şu an yapılıyor esasen, sözünü kesiyorum, özür diliyorum. Hocam şey, normalde kalp pilleri takılıyor. Evet. Bunlarda bir bazen çip var. Yakın bir belli bir mesafeden sonra o çipe müdahale edilebiliyorsunuz. Kalbi durdurabilirsiniz. Bununla ilgili örnekler ve vakalar var. Ay, Mustafa hocam. Yani dolayısıyla hani sizin dediğiniz gibi belki satarken hani bir filme gidersiniz ya fragman süperdir. Ama filmi izledikten sonra sadece o sahne güzel. Evet. O sahne miymiş ya falan evet, dedi. Hani o bunu yaşamak gibi bir Mustafa durum da olabilir. Hocam, bir de şunu söyleyeyim. mesela şimdi Mustafa hocam sizin çok isteyip de yapamadığınız şey var mıdır? Mesela Almanca kilo yani ama bunu da halledeceğiz. İşte siz yeter ki Neuralink çipi takın siz. Ondan sonra ya da Beyza Hanım mesela siz İspanyolcayı çok seviyorsunuz mesela. Çok. Gerçekten çok seviyorum. Bak işte aynen öyle. Çünkü niye? Şu an beyninizi okuyorum yani hani o şekilde. Hocam korkutuyorsunuz şimdi. Dolayısıyla şimdi ben sizin vaktiniz de olmayabilir belki. Evet, programlarınız oluyor, hazırlanıyorsunuz, çocuklarınız oluyor, ilgilenmek zorunda kalıyorsunuz. Hı-hı. Ben diyorum ki Neuralink sayesinde size beyninizi İspanyolca kodlayacağız. Çok ikna edici geldi şu anda mesela. Daha ben bir şey söylemek istemiyorum yani hani. Oradan dediğim gibi biraz Mustafa çok ben konuştum. Mustafa hocam biraz konuştu. Estağfurullah yani. Hocam. Estağfurullah. Ama çok güzel yani ikna edecek yani bir şekilde ya zorunlu bırakacak. Siz de ihtiyacınız olduğuna ikna olacaksınız. Evet. Ve bunun en önemli silahı da sağlıkla vurmak diyorsunuz. Ya Beyza Hanım çok var bizim akademide var mesela insanlar yabancı dil sınavını geçmek için uğraşıyorlar, çalışıyorlar, ediyorlar. Ne uğraşacak işte ne güzel. Ne uğraşacak yurt dışına gidiyor. Direkt bana kodlanacak diyor zaten bu özellikle. Bu da pazarlamacının ikna kabiliyetine. Aynen öyle. Yani şu kalemi ben öyle bir satarım ki size Beyza Hanım. Evet. Aklınız hayaliniz şaşar yani. Bu kalemdir ama efendim bu kalem. Tükenmezi mavi, efendim işte kapağı sarı, ondan sonra tam sizlik, tam sizin işte üstünüzdekiyle uyumlu öyle derseniz öyle bir satar. Kitabı unutmayalım pazarlamışken. Evet aynen tabii aynen.
Üçüncü roundlar vereceğiz. Tamam hocam. Round dedik, pardon, devredim. Evet hocam, şimdi nereden girmek istersiniz? Buradan devam edelim. Hackerların belli kriterleri var mı hedef seçerken, onu mu soralım size? Hiç fark etmez. Belki de kriterlerden başlamakta öyle fayda yapalım var. Evet, sizin konunuz hep yarım kalıyor. Yok estağfurullah, yok. Dinliyoruz. Yani siz dediniz de bireyselden kurumsala gidiliyor mesela. Bu neden olsun? Mesela benden kurumsala nasıl gider? Nasıl hedef alır beni? Şimdi şunun için söylüyorum. Öyle bir risk konusu ki 50 tane, 100 tane, 300 tane, 500 tane takipçisi olan kişi beni niye hacklesin ki diyebilir. Bunu şunun için söylüyorum, yani hangi meslek grubuna dahil olduğunu ayrı tutuyorum. Konumunu, unvanını, hepsini ayrı tutuyorum. Hani benim takipçi sayım düşük, beni niye hedef alsın ki diyebilir mesela. Ama siz diyorsunuz ki öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Bir şekilde değil. Size hedef alabilir. Hangi kriterleri gözetiyorlar? Şöyle, siber güvenlikte siber saldırıları yapan kişiler hedefli saldırılar ve genel saldırılar gerçekleştirebilir. Genel saldırıların içerisinden de, yani 1 milyon kişiye bir phishing maili ya da linki ya da bir SMS'i göndermek var. Direkt Ali Hocam'a yönelik bir hedefli saldırı gerçekleştirilebilir. Buradaki önemli noktalardan bir tanesi, dediğim gibi sadece verilerimi çalma amaçlı değil. Hayır hayır, sizin üzerinizden şu an ne yaşıyoruz? Bir pandemi dönemi yaşıyoruz. Evet. Uzaktan bir çalışma dünyasına girdik. Bununla ilgili düşe kalka da olsa bir şeyler öğreniyoruz. Birçok dünyadaki kurum, kuruluş ya da kişiler. Şimdi siz şahsi siber güvenliğinize düzgün bir, etkili bir şekilde kullanmıyorsunuz. Örneğin evinizin wireless sistemi güvenli değil. Ya da her gelen maili tıklıyorsunuz. Her gelen web sayfasına bakıyorsunuz. Her gelen flash diski takıyorsunuz. Gibi sıralayabileceğimiz örnekler var. Her gelen SMS'i açıyorsunuz. Veya her telefonda her türlü bilginizi veriyorsunuz. Instagram'ınız ekleniyor. Hacklenen Instagram'ın şifresi aynı zamanda çalıştığınız kurumun e-posta adresinin şifresi. Ya da diğer sosyal medyalarınızda. Örnek LinkedIn'de. Veriyorsunuz. Evet evet. Tamam. Yani evet, örnekler vererek diyelim. Hani ya bana ne olacak ki, benim Instagram'ım hacklense ne olur? Evet. Hayır. Burada Instagram hacklendiğinde ne olabilir? Ya da sosyal medyanızdaki herhangi bir şey ya da e-mailleriniz eklendiğinde. Bir, şifreniz ele geçirilir. İki, içerisindeki bilgiler, yazışmalarınız kontrol edilir. Üç, sizin adınıza paylaşımlarda bulunulabilir. Paylaşımlardan kastı Cumhurbaşkanı'na hakaret etti birisi. Gibi, hackledikten sonra. Bunu da siz sonradan fark ettiniz. Ya da bir dolandırıcılıkla ilgili, işte sanal bahisle alakalı genelde yapıyorlar. Sanal bahisle alakalı orada paylaşımlarda bulundular. Ya da arkadaşlarınızla yazıştılar ve işte şuradan hediye çeki, buradan hediye çeki diye bir şeyler gönderdiler. O kişiler de siz olduğunuzdan dolayı ikna olarak oralara girdiler. Onları da hacklemiş olursunuz. Onların dolandırılmasına neden de olabilirsiniz. Ve bunun sonrasında onlar da başkalarını dolandırır. Bir suya taş attınız, nasıl ki yayılıyor, aynı şekilde yayılabilir. Buradaki şifrenizi alarak diğer sosyal medyalardaki, maillerdeki şifrelerinizle denenmeye başlar. Ve oralardan elde ettikleri bilgilerle dolandırıcılıkları biraz daha genişletebilirler. Çünkü e-mailinizde bankanızın size göndermiş olduğu ekstreler var. Nelerden hoşlanıyorsunuz? Alışveriş yapılan yerlerden bilgiler var. Daha birçok bilginiz burada bulunuyor. Bunları ama elde bunların ederek bulunduğu sürekli alışveriş yaptığımız yiyecek içecek siteleri de var. Alışveriş giyim siteleri de var hocam. Yani şöyle düşünün, çok onların da saldırıya uğradığı oldu mesela yani. Öyleyse şöyle bir örnek verelim oradan da. Siz bir yiyeceğe ya da bir ürüne alerjiksiniz. Siz ve bu ürünleri bir sipariş verirken hep engelliyorsunuz. Siz de önemli bir yerde çalışıyorsunuz. Türkiye'nin mesela, evet. Türkiye'nin önemli bir savunma sanayi şirketlerinden birinde önemli bir projenin başındasınız. Tamam. Bir hedefli saldırıdan bahsedelim. Bu hedefli saldırıyla sizin mailleriniz veya sizin ailenizden herhangi birinin maili, herhangi bir arkadaşınızın maili hacklenir. Sonra size atlanarak sizin mailleriniz eklendi ve sipariş verdiğiniz o yemekle ilgili yerlere bakıldı. Sizin
örneğin acıya karşı bir alerjiniz olduğunu gördü. Fakat tekrar bir sipariş verildiğinde sanki oradan geliyormuş izlenimi yaratarak size o siparişin içinde acı biber dahil edilmiş bir siparişinizi size gönderdiler. Alerjiden öldürdü. Bitti. Hani uç noktasını anlatıyoruz. Hayal değil bunlar. Kasa kadar gider bu. Evet. Hocam. Hayal değil. Yani internet üzerinden öldürülmüş, cinayet işlenmiş vakalar var. Türkiye'de de oldu, yurt dışında da oldu. Biz resmi bilirkişlikte yaptığımdan dolayı birçok vakayı evet, görebiliyoruz. Dolayısıyla ya bana bir şey olmaz. Burada bir tane zaten resmim var. Burada sadece bir e-mailim var. Burada sadece bir adresim var. Aa, geçmiş adresim var diyerek bu düşüncede hareket ettiğimiz andan itibaren sadece kendinizi değil, çalıştığınız ailenizi, çalıştığınız kurumu ya da ülkenizi bir çıkmaza sürükleyebilirsiniz. Bu kadar basit değil yani. Bir tane işte Android veya iOS telefon aldım, dolaştım. Bir tane öylesine bir e-mail aldım. Bir internette like'ladım. Bir şeyler paylaştım. Bana ne olacak ki? Ben zaten şuradaki kişiyim ki denilmeye gerek yok. Yani Cem Yılmaz'ın bir esprisi var ya. Ya diyor ki senin Zeytinburnu'ndaki mangal yaparken resmini ne yapsın? Ne yapsın? Şöyle yani hacklemeyle alakalı bir durum. Bir de big data dediğimiz durumla ikisiyle de karşılaştırırız. Orada senin neye nasıl hareket ettiğini, yani Facebook, Twitter, Instagram gibi birçok yerin belki biraz konu dağılacak ama şeyle alakalı söylüyorum. Buralara hani gereksizse üye olmayın. Bir sosyal medya mecralarına gereksizse üye olmanıza gerek yok. Üye olduğunuz müddetçe verilerinizi kendi ellerinizle veriyorsunuz. Ve burada büyük bir veri yığını oluşmaya başlıyor. Ve işte 20 yıl öncesi, 20 yıl sonrası fotoğraflarınız diye bir akım başlatıyorlar. Başka de değişik şeylerle. Evet, hani bunların tamamı esasen o big data'da sizin evet, şeydeki Zeytinburnu'ndaki mangal şu an yapılmıyor galiba da. O dönemin esprisi size söyleyeyim. Oradaki mangaldaki ne yediğinizle ve fotoğraflarınızdan tutun da işte hacklendiğiniz andan itibaren o mailde paylaştığınız durumlara kadar tamamı esasen bir değer atfediliyor. Artık cebinizdeki paradan ziyade veriler önem arz etmeye başlıyor. Çünkü bu verileri sosyal medya mecralar ya da büyük şirketlerde alışveriş olarak size reklam olarak döndürüyor. Ya da paylaşımlarınızı ona göre yönlendiriyor. Ya da sizi yönlendiriyor. Yani sizin karşınıza hep işte atıyorum X partisini çıkartıyor. Bir veya X bir düşünce kuruluşunu ortaya çıkartmaya başlıyor. Sanki her şey olumluymuş gibi hareket ediliyor. O neyi size göstermesi gerekiyorsa ona göre hareket ettirmeye başlıyor. Arka tarafta yapay zekaya da biraz girdik belki. Evet. Bu noktada ben kimim ki bırakıp ben buna 20 bin lira verdiysem dikkat etmeliyim diye düşünmek lazım. Şöyle hani zombi makinalardan bahsettik ya. Şimdi aldığınız bir arabanız var. Arabanız Porsche. Yani 320-350 hızı yapabilecek bir güçte. Motoru yüksek. Ve siz bununla ilgili sizin arabanızı hani telefon, bir bilgisayar aldık, oyun bilgisayarı ve ona işletim sistemini ücretsiz olarak indirdik dedik ya. Evet. Zombi makine haline getirdik. Siz hırsızla esasen Porsche'unuzu veriyorsunuz. Ve bankayı soyarken polisten kaçması için düzgün bir araç vermiş oluyorsunuz tabiri caizse. Çünkü polis yakalayamıyor onu. Neden? 350 ile gidiyor adam. Olay yerinden kaçıyor. Dolayısıyla böyle düşünerek hareket etmek, bu kadar para veriyorsam ben bunun tedbirini alayım. Şimdi neden sitelerde güvenlik otururuz? Güvenlik sisteminin de alın mesela. Evet, evet. İşletim sisteminin lisanslı olması, antivirüs yazılımlarının lisanslı olması, her şeye tıklamamak. Bunu hep anlatıyoruz. Herkes de ne yazık ki yine bundan gol yiyorlar tabiri caizse. Ama lütfen, ama lütfen vatandaşlar buna çok dikkat etmeliler. Yani ben diyorum ki
Beni hacklemek zor. Neden? Çünkü tedbirliyim, farkındayım. Hani imkansız mı, hacklenemem mi? Hacklenebilirim. Nasıl hacklenebilirim? Çocuğum telefonu genelde vermem ama çocuğumun telefonu aldı, benden habersiz bir şey yaptı. Gelen linki tıkladı veya da gelen SMS'i açtı. Bu zaman belki hacklenebilirim. Ya da benden habersiz bizim ITC geldi, o şirket bilgisayarıma bir şey kurarken o dikkatsizlik sonucu bir şey yaptı. Bunlara bir şey diyemem. Sizin o yüzden ama, mesela bireysel hesabınız yok. Ben sosyal medyada evet özellikle Instagram'da ve benzeri şeylerde kullanmıyorum. Genel anlamda elimden geldiğince kullanmamaya gayret ediyorum. Ama farkında olmakla alakalı bir şey esasen. Siz kim olduğunuzla ilgili değil, nereye bağlı olduğunuzda ülkenizi düşünerek bile buna göre hareket etmelisiniz. Neden sitelerde oturur insanlar? Güvenliğini almakla alakalı değil mi? Güvenliklerinizi alıyorsunuz. Ya da neden bir alarm sistemiyle çalıştırırsınız? Evinizdeki altınınız varsa, gümüşünüz varsa, paranız varsa bir alarm sistemi ve güvenli bir sitede oturmak istersiniz. Sizin esasen altından da değerli şeyiniz sizin verileriniz. Bu verileri böyle hoyratça savurmamalısınız. Savurduğunuz takdirde en başta kendiniz ve devletiniz veya belki de insanlık sıkıntı yaratır. Bu anlattım ya lütfen çok da uçuyorsun hocam değil. Şu ana kadar binlerce dosyada resmi bilirkişilik yapmış bir kişi olarak asla olmaz denilen, asla yapmaz denilen birçok vakayı görmüş birisi olarak. Ki eski bir kolluk görevlisiyim. Öyle, evet. Kollukta da çalıştığımda, polis olarak da çalıştığımda gördüğüm vakalardan söylediğim ve elde ettiğim deneyim sonrasında söylüyorum bunu. Dolayısıyla hedefli saldırı da olabilir, hedefsiz saldırı da olabilir. Siber güvenliğinize dikkat edin. Oradaki resminizi bir gün cinsel içerikli bir sitede de görebilirsiniz. Oradaki bir telefon numaranızı yine farklı bir sitede paylaşırken görebilirsiniz. Ya da oradan elde edilen verilerle anneniz, babanız dolandırılabilir. Sizin adınıza, sizin tüm bilgilerinizi elde ettikten sonra annenizin numarasını arayarak oğlunuz trafik kazası geçirmiş, şöyle şöyle olmuş, bundan dolayı acilen şuraya gelmeniz lazım ya da gelen ekibe, polis 155'te yapıyorlardı. Gelen ekibe işte elinizdeki laptopu verin, bilgisayarı verin, şununu verin, paranızı verin, acil sizi de alacaklar, götürecekler diyerek burada ailenize kadar giden sıkıntılı bir süreci yaşayabilirsiniz diyorum. Daha birçok örnek verilebilir ama yani genel anlamda bu. Başka isterseniz noktalara geçelim. Hukuki karşılığını da soracağım ama şimdi İshak Bey'e döneceğiz. Hocam bu arada en güvenli bariyer, güvenlik bariyeri daha doğrusu hala annemizin kızlık soyadı mı? Hayır değil tabii canım. Yani şu an bankalar da onu kullanıyor mu sen yani? Yok yavaş yavaş değiştirdiler. Onlar da değiştirdiler. Buraya gelmişken bir arada da söylemiştim. Bir ülke diyeyim. Bir ülke ne yazık ki Türkiye'deki veri hırsızlığının ne boyuta geldiğini de görmekte fayda var. Bir ülke giriş esnasında eğer sizden şüphelendi ise yaşanmış bir olay bu. Sizden dedenizin ismini söylemenizi istiyorsa varın gelin bu verilerin nasıl dağıldığını görün. Bu ülkenin görün. Hangisi olduğu da önemli tabii. İsrail'den söz ediyorum. Evet, İsrail'den söz ediyorum. Evet, yani. Şu kadarcık bir ülkenin siber ortamda da yapabildiklerine bakın. Kesinlikle. Yani şöyle hani onu da söyleyelim İsrail demişken. One Minute vakamızı hatırlıyoruz. One Minute olayından sonra her ne kadar bunu kabul etmediler. Ama biz bilgi güvenliği, siber güvenlikle uğraşan kişiler bunun böyle olma olasılığı olduğunu da gördük. Sayın Cumhurbaşkanı o dönem başbakanken One Minute dedi, Türkiye'deki internete bir şey oldu. Neden? Hep milli yerli diyor ya Sayın Cumhurbaşkanı. Şundan dolayı, altyapıda kullanılan cihazların birçoğu İsrail menşeliydi. Ne oldu? İnternete giremedik. Bankacılık sistemleri durdu, e-devlet sistemleri durdu. Müdahale ettiler yani. Hayır dedi oradaki şey. Tabii ki ilk... Hatırlar mısınız Naci Hoca'da söylediğim gibi bazen %100 kanıtlayamazsınız ama tüm izler orayı gösterir. Asla biz böyle bir şey yapmadık dediler ama
şüpheyle bakılacak noktalardan biri. Onun için milli ve yerliden kastımız bir siyasi figürü desteklemek veya bir şey değil. Gerçekten bağımsız. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olarak, bir vatandaşı olarak kim olursa olsun bizi yönetenler değil. Esas hep her zaman söyleriz evet. Ya devlet ve millettir. Bundan dolayı devletimizin ve milletimizin bekası için milli ve yerliye mutlaka önem vermek lazım ki Sayın Cumhurbaşkanı şu an ve bundan önce 2013'lü yıllardan itibaren giderek de artıyor. Milli ve yerli yazılımları, donanımları kullanmak lazım. Devlet de özel sektörü bu konuda teşvik etmeli, desteklemeli. Sayın Mustafa Varank Bakanımız çok, evet, çok destekliyor. Hamle projesi var mesela onunla alakalı. Bizler de başvurduk inşallah. Bizim de bir projemiz var orada desteği alırız inşallah. Dolayısıyla desteklenmek hem güvenliğimizi alacağız hem de ekonomik olarak bir güç elde etmiş olacağız. Çünkü şu telefona 20 bin lira vermek yerine kendi ürettiğim telefonu, kendi işletim sistemimi kullanacağım. Hem verim burada kalacak hem bununla beraber bunu dışarıya satabileceğim. Sattığımda da kar elde edeceğim. Örnek SİHA'larımız, İHA'larımız gibi. Öyle düşünmek İnşallah. Lazım. İnşallah. Belki bu haberi kayıt dışında alırız hem de Sayın Bakan'dan. Saygılar, sevgiler gönderiyorum tekrar Sayın Bakan'a. Şimdi İshak Bey'e dönelim. Beklettik. Az da bir konuşma zamanı kaldı. Olmazsa reklamdan sonra yine İshak Bey'le devam ederiz. Öyle bir adil konuşma zamanı verelim. Ay Yıldız Sim CEO'su İshak Bey. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Oradaki değerli konuklara da sevgilerimi iletiyorum. Merhaba. Kolay gelsin. Yine iş başındasın İshak gördüğümüz kadarıyla. Her zaman öyleyiz. Kolaylık diliyoruz. Biz hemen sözü bırakacağım ama One Minute olayından sonraki İsrail müdahalesini anlattı Mustafa Hoca. Nasıl müdahale edildiğini hani siber anlamda değil mi? Yani, evet. Şimdi son günlerde de hani Filistin'e saldırıları var ya. Yine böyle bir saldırıya maruz kalıyor muyuz acaba? Yani şöyle bir siber ortam nasıl? Bize bir anlatabilir misiniz İshak Bey? Tabii. Şimdi oradaki sevgili herhalde kardeşimiz Mustafa Bey emniyetten emekli. Evet. O bahsetmişti. Ben ona şöyle bir söz söyleyeyim. Sesi yükseltin arkadaşlar. Duymuyorum. Pardon. 2005... Geliyor mu sizin? Geliyor. 2005 yılında. Evet, ben bunları hepsini anlatmıştım televizyonlarda da. Hayalleri olmayanın başarıları olamaz. Sizin söyledikleriniz orada toptan söylediğiniz her şey hayal gibi görünebilir ama ileride herkes bunu yaşayacaktır. Onu söylemek istiyorum. Şimdi dünyada bir gerçek var, bir siber savaş gerçeği var ve bu konuda Türkiye 2010'lardan sonra ataklar yapmaya başladı. Bunun esas da ana sebebi şuydu. Şimdi emniyetten ayrıldığı için Mustafa Bey çok iyi bilir. FETÖ terör örgütü altın çocuklarını tamamen bilgisayar üzerine yetiştirdi. Ve bu altın çocuklarını emniyet istihbarat başta olmak üzere bütün kamu kurumlarına ve yurt dışında teknoloji firmalarına yerleştirdiler. O yüzden çok güçlüydü. Bunu şöyle de yapabiliriz. Hürriyet gazetesinde var. İsteyen de bakabilir. FETÖ'cü polisleri hacker yetiştirmişler diye belli hack grupları emniyetin, o zaman emniyet istihbaratın FETÖ'cü polislerini yetiştirmişlerdi. FETÖ terör örgütünün hedefi o işte 17-25 Aralık 15 evet. Temmuz'dan sonra bir boşluk doğdu. Gerçek bir boşluk doğdu. Çünkü bunlar biliyorsunuz on binlerce insan işlerine son verildi ve belli bilen kişilerin üzerine yüklendi bu bu görevler. Çok zorlanmışlardı o zaman, çok iyi hatırlıyorum ama şu anda iyi bir yere geldiğini düşünüyorum. Şimdi dünyada bir gerçek var, siber savaş. Bir de sosyal medya var. Ben başta geçen de onu söyledim. Artık insanlara yeni bir organ nakledildi. Yani siz bu organsız yaşayamıyorsunuz. Bu organ cep telefonunuz. Yani her sabah onunla kalkacaksınız.
Akşam onunla yatacaksınız, okulunuzu onunla okuyacaksınız. Dedeler dahi onu kullanmak zorunda torunlarına. Bu baştan yapılmış bir plandı. Zaten ben bunu yıllardır söylüyordum. Evet. Ama şimdi bu organ ya da internet, oradaki hocam da bilir, Amerika'nın iç hatta kullandığı bir şeydi interneti. Yani teknik konuşmayacağım bu konuda. Sonra bunu dünyaya yaydılar. Dediler ki biz dünyayı izleyelim, takip edelim. Yani hocamızın işte o bahsettiği olay esas da 2005'te bir belge çıkmıştı. Ürdün Türkiye'nin takip edildiğini, gizli bir belgeydi. Ondan sonra birçok ülkelerin yazılımlarla takip edildiğini söylemişlerdi. Şimdi bizim elimizden bu organ bir silah. Biraz önce yine orada değil de dışarıdan bağlanan bir hocamız dedi ki, Naci Hoca. Ya, siz de sordunuz, dediniz ki ya hocam hani saldırı var mı? Yani orada dedi ki ya dedi silah ne için dedi? Yani çatışmak için saldırı var. Ve bunu ilk başlarda Kore, Çin, Amerika kurdu. Şimdi Ay Yıldız Tim'de mesela örnek veriyorum. Hı hı. Böyle siber saldırılar oluyordu. Oluyor. Bu yasal esasla biliyor musunuz? Çünkü biz son zamanlarda şunu öğrendik. Örnek vereyim. Türkiye düşmanı, bu gerçek bana sorarsanız. FETÖ terör örgütünü, terör örgütlerini, PKK'yı, onu bunu eğer televizyonunuzda çıkartıyorsanız Türkiye düşmansınız demektir bu. Mesela örnek veriyorum. Yunanistan, Ermenistan'la beraber ortaklaşa Türkiye'ye karşı bir siber savaş yapıyor. Birebir ilişkilerde. Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ile beraber oluyor. Türkiye'ye bir saldırı yapıyor. Yani ülkeler birebir yakın ilişkileri de olduğu ülkelerle ortak düşmanlarına siber saldırı yapıyorlar. Türkiye'de çok ağır şekilde son zamanlarda değil, yıllardır bu saldırı devam etmekte. O yüzden dikkat etmek lazım. Elimizdeki bu akıllı telefonları ve bilgisayarların bir silah olduğunu düşünmemiz lazım. Bakın geçen hafta CIA'nin çok gizli bir ekibi deşifre oldu. 60 bin kişilik özel bir ekip kurulmuşlar spekülasyon için bunu. Sosyal medyada bunu biz biliyorduk zaten. Ama bunlar evet, maaşlı on binlerce dolar verilerek kurular. Daha önce geçen sene Arabistan'ın sosyal medyalarda çalışanlara 2 milyar dolar gibi bir para dağıttığı söylenmişti. Bu hesapların işte özel DM'lerin izlenmesi için falan yani diye. Yani verileri paylaşmaları için mi İshak Bey? Veri paylaşımları için mi? Veri paylaşımı da var. Mesela sizin örnek vereyim, Twitter'ınız var. Twitter'ınızdaki DM'lerin yani orada çalışanlara dağıtılmış. Evet. Bunları bize verin diye. O yüzden sosyal medyada ve internette yani mahremi hiçbir şey kalmadı. Ben şimdi orada konuşurken hocam dedi ki veri. Ben de internette bakıyordum. Şimdi şöyle çok güzel bir yazı var. Bir mıh bir nal kurtarır. Biliyorsunuz bir nal bir at kurtarır. Bir at bir kahraman askeri kurtarır. Bir asker ülkeyi kurtarır. Bakın şimdi son zamanlarda yani bunları konuşmak zorundayız. Çünkü evet, verilerimiz, sizin benim özel verilerim. Mesela benim pasaportumu dağıttılar. Terör örgütlerine verdiler. Bu pasaportuma kimler ulaşabiliyor? Yani kim yaptı? Önder Aytaç, Cevheri Güven, Emre Uslu. Tabii Önder Aytaç'a verildi bilgilerim, kimlik bilgilerim ve Türkiye'den verildi. Ben bunu biliyorum. Şimdi işte savunma sanayinden geçen 2 ay önce oradaki hocalarımız bilir. Kişi istifa ediyor. Evinde 5 milyon dolar bulundu. 5 milyon euro bulundu. Mustafa Hocam da bilir orada. Ve tutuklandı. Yani meğer oradaki gizli projeleri yurt dışına satıyormuş. Oradaki elemanlarıyla. Şimdi devletin, bugün de dehşet bir şey duydum. Onu da bana telefon açıldı. Dedim ki pazartesi günü mutlaka savcılığa ver. Şimdi burada devletimizin içerisinde görev yapan insanların bir kere tek bir şeyi sorgulanacak. Vatanseverliği ve sadakat. Hani başka hiçbir şey değil. Bilgisi sonra gelir. Vatanseverliği ve sadakati sağlam insanlar, bilgili insanlar bunların başında olacak. Çünkü bu veriler şahsi düşmanlıkta kullanılmamalı. Anladınız mı? Bu veriler başka yerlere satılmamalı. Bu çok önemli bir şey. Çünkü veri madenciliği var. Hani o yüzden ülkemizin buna çok dikkat etmesi ve bilgili insanları hangi görüşe sahip olursa olsun
O yeğenin başına koymalı. Şimdi tabii burada bizim tabii istihbarat birimlerimizin de bu konularda çok başarılı işleri var. Ben her zaman söyledim. Biz hani istihbaratımızla, devletimizle gurur duyan insanlarız. Ama bugün CIA, Mossad, buralar gerçekten Türkiye ile çok uğraşan yerler. Ve buna dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu... İlginç şekilde hani, uğraşıyorlar diye İshak Bey uyarıyor. Şöyle yapalım İshak Bey, sizi bekletelim. Çok kısa bir reklam arasından sonra yine sizinle konuşarak devam edelim. Olur mu müsaadenizle? Sizdeyim. Kısa bir ara sizinle devam edeceğiz. Çok kısa bir ara efendim. Yapı ve Yapı'nın sunduğu Kayıt Dışı devam edecek. Bilir Aktürk'ün hazırlayıp sunduğu Neler Oluyor Hayatta? Korona ilacı bulundu mu sorusunun cevabını Profesör Doktor Tunçak Koç, Profesör Doktor Ebubekir Şenateş ve Doktor Banu Taktak Karaca ile birlikte arıyor. Gerçekten dikkate değer ilaç çalışmaları var mı? Aşılar herkesi bağışık hale getiriyor mu? Türkiye toplum bağışıklığında hangi aşamada? Çocuklara aşı gerekli mi? Salgın ne zaman, nasıl bitebilir? Neler Oluyor Hayatta? Pazar 20'de, 24'te. İşlerin yoğunlaşıyor. Hep bir toplantı halindesin. Aa, bana bol gigabyte lazım o zaman. Ama rahatlıyorsun. Bir süre kafanı dinleyeceksin. Ha, gigabyte o kadar da lazım değil yani. Derken biriyle tanışıyorsun. Sabahlara kadar görüşüyorsunuz. Bak yine gigabyte lazım oldu. Ne yapacağım ben? Merak etme. Aradığın büyük çözüm Turkcell'de. Yıllık paketler. Turkcell'den bir yenilik daha. İnternetiniz bir ay yetmiyor, bir ay fazla geliyorsa paketinizi toplu alın, yıl boyu ihtiyacınıza göre kullanın. Ödemesini aydan aya yapın. Vakıfbank Mobil, Vakıfbank Dijital. Vakıfbank Mobil'i olanlar konut sigortası yaptırmak için şubeye gitmezler. Konut paket sigortasıyla evlerini mobilden kolayca koruma altına alırlar. Çünkü Vakıfbank'la dijital kolaylaştırır. Şimdi yıllık paketlere geçenlere 20 GB'a varan hediye. Siz bu reklamı izlerken dünyada her saniye yeni gelişmeler oluyor. Peki her gün binlerce yeni haber ve içerik üretilirken nitelikli bilgiye en kolay nasıl ulaşabilirsiniz? Elbette 1953'ten beri Ajans Press'le. Ajans Press, markanız hakkında sosyal medya ve geleneksel medyaya yansıyan tüm haberleri yapay zeka modülleriyle takip ediyor, tek bir kanal üzerinden her sabah size toplu haber sunumu yapıyor. Geleneksel ve dijital medya tek bir tuşla elinizin altında. Ajans Press, medyadaki gözünüz. Yalan haber, nefret söylemi, kültürel ırkçılık kıskacında İslam. Birinci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara Ato Kongresyum'da. Genç IT'ci Mustafa, işinin önemini hiçbir zaman unutmuyor. Abi, bilgisayar. Şirketinizin verilerini böyle güvenle koruyan biri olsa da siz gene de Turkcell Bulut kullanın. Uluslararası güvenlik sertifikası, afetlere karşı ultra koruma, ekstra yedekleme ve özel esnek altyapısıyla Turkcell Bulut hizmetinizde. Çünkü iş teknolojide, teknoloji Turkcell'de. İş Turkcell, iş Turkcell. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu düşünceler bizi Araf'a iter. Bu hafta Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk kendi Araf'ını anlatıyor. Araf'ta sorular Pazar 21.15'te 24'te.
Her sabah güneşe nispetle doğan gülüşlerin altında hayalleri gerçeğe dönüştürme arzumuz yatıyor. Sevimli canavarların neşesinin altında çelik gibi kaslarımız yatıyor. En güzel uykuların altında doğadan aldığımız ilham yatıyor. Bitmek tükenmek bilmeyen enerjilerin altında rakip tanımayan uzmanlığımız yatıyor. Türkiye'nin istikbali, dünyanın uyku mimarı olmamızın altında yıllardır özenle tasarladığımız binlerce mutlu uyku yatıyor. Uyku dendiğinde akla istikbal geliyor. Uyku mimarı, istikbal. Koray Şerbetçi An ve Zaman'da bu hafta Profesör Doktor Süleyman Kızıltoprak ve Profesör Doktor Nuri Tınaz'a Arap Baharı'ndan Amerikan Kongre baskınına kadar yeni dönemin toplumsal hareketlerinin arka planını soruyor. Arap Baharı nasıl başladı ve nereye savruldu? Amerika'daki toplumsal hareketler Amerikan toplumu hakkında bize ne anlatıyor? Yeni dönemin toplumsal hareketleri hakkında merak ettiğiniz her şey Pazar 23.15'te 24'te. Bu pazartesi BİM'de kaktüs desenli kahvaltı seti 75 lira. Kaktüs desenli meşrubat bardağı 4 lira 95 kuruş. Kaktüs desenli ikili banyo paspası 29 lira 90 kuruş. Kaktüs temalı daha birçok ürün, birçok çeşit bu pazartesi BİM'de. Vakıfbank Mobil, Vakıfbank Dijital. Vakıfbank ticari mobil olanlar işlemlerinde zorluk yaşamazlar. Ona işlemlerini, yetki ve limitleri doğrultusundaki diğer tüm işlemlerini mobilden kolaylıkla yaparlar. Çünkü Vakıfbank'la dijital kolaylaştırır. Yapı ve Yapı'nın sunduğu Kayıt Dışı devam ediyor. Son bölüme geldik değerli izleyiciler. Kayıt Dışı'nda Siber Kıyamet etiketi altında buluşuyoruz. Hem Instagram'daki son paylaşımlarımızda hem de Twitter'da Siber Kıyamet etiketiyle buluşuyoruz. Konu ilginizi çekti, çok fazla sorunuz var. Konuklarımıza sorular yöneltiyoruz, yorumlarını alıyoruz, fikirlerini alıyoruz. Vakit kaldığı takdirde araya sizin sorularınızı da alıp soracağım. Şimdi Doçent Doktor Ali Murat Kırık stüdyomuzda, öğretim üyesi Mustafa Sansar Hocam stüdyomuzda ve şu anda Ay Yıldız Sim CEO'su İshak Bey ile konuşmamız, reklam arası verdik, kaldığı yerden devam edecek. İstihbarat konusuna gelmiştiniz İshak Bey. Oradan devam evet. edelim, ben araya girmeyeyim. Çünkü sonrasında merak ettiğim şeyler var siber saldırılarla ilgili. Mesela ne zaman ve nasıl yanıt veriliyor ya da verilmeli ya da verilebiliyor gibi bazı merak ettiğimiz konular da var. İstihbarattan sizin yarım bıraktığınız yerden devam edelim. Buyurunuz. Ben şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Türkiye'nin bir siber ordusu var. Evet. Bir, bunu birileri sevse de sevmese de istese de istemese de 20 yıldır gönüllü olarak kendini siber ordu olarak görmüş. Facebook'ta 1 milyon 800 bin kişi, YouTube'da 900 bin kişiye yakın, Instagram'da 500 bin kişiye yakın ve Telegram'da da inşallah 1 milyon olacak bir Ay Yıldız Tim var. 20 yıldır bu mücadeleyi yapıyor. Bunu söylemek istiyorum. Türkiye'ye karşı yapılan hiçbir saldırı karşılıksız kalmıyor. Başta söylediğimiz gibi birileri buna yasal değil diyebilir ama şimdi sizin ülkenize karşı toplu olarak gerçekten şimdi bazı şeyleri de konuşmakta çok itina ediyorum. Çünkü bildiğimiz çok gerçekler var. Yani bugün yurt dışına istihbarat konuşuyoruz. Yurt dışına kaçan bazı örgüt mensuplarının, mesela biz bunların hepsini biliyoruz, elimize geçiyor. Evet. Yeri geldiği zaman Mısır istihbaratı veya işte örnek vereyim, belgeli bunlar bizde. Tabii ben her şeyin altına belge atarım, imzam atarım. Birleşik Arap Emirlikleri'nin istihbaratlarına çalıştıklarının yazıları var bizde. Şimdi tek burada bir ülkeyle işte birkaç kişiyle uğraşılmıyor.
ve çok büyük bir maddi destek var karşıdaki insanlarda ve onlarla savaşılıyor. Şimdi istihbaratlar aralarında savaşsa bile bunu göz önünde çıkmaz, biliyorsunuz bunlar gizli şeylerde. Şimdi burada bir gerçek var. Şu gerçek var, biz artık hackerlığı bir site hacklemek, bir sosyal medya hesabı olarak sosyal medyayı hacklemek olarak görmememiz lazım. Artık cep telefonlarınız hackleniyor, televizyonlarınız hackleniyor. Ben bununla ilgili bir örnek vereceğim şimdi. Uydular hackleniyor, televizyonlar hackleniyor, her şey hackleniyor, uçan her şey hackleniyor. Drone savaşları, ondan da bahsedeceğim. Drone savaşları çok önemli. Biz şimdi drone askerler yetiştireceğiz IELTS'im olarak Telegram'da. Yani çünkü artık örgütler son zamanlarda gördü, bombayı bırakıp gitmiyor, drone'la gönderiyor. Biliyorsunuz şeyde. Buna evet, karşı evet. Ülkemizin de çok güçlü olması lazım. Ben işte bu elektronik savaşlarda, işte elektronik harp savaşları da var, onu da şey anlatırım ama mesela bir ülkeye karşı yaptığımız bir siber saldırıda yine Türkiye'ye karşı saldırı yapmış, terör örgütlerini desteklemiş bir ülkenin biz sokak lambalarını, biz derken ben bunu şey olarak söylüyorum, Ay Yıldız'ın sokak lambalarını açıp kapatıp televizyonlarını hackledi, ışıklarını kapattı, akıllı sistemlerine tamamen el koydu. Yani bir artık hack sadece ve sadece şey değil, site ve hesap ekleme değil. Bunu bir kere kabullenmemiz lazım. Çünkü İHA'lar hackleniyor, SİHA'lar hackleniyor ve Amerikan casus İHA'sı hacklenerek İran'a indirilmişti. Şimdi ben şurada bizi izleyen herkese şunu söylüyorum. Biz 1 milyon kişiye, yani üyeye sahip bir ekibiz. Evet. Ay Yıldız Siber, Siber Savunma dergisini veren ama devletten devlet işlerine girmeyen, devlet ihalelerine almayan, yani ondan sonra kendi halinde bir ekibiz. Şimdi ben buradaki bizi izleyen arkadaşlara diyorum ki, ya taşın altına elinizi koyun ve siz de bunları öğrenin. Biz bunu Telegram'da Ay Yıldız Tim resmi diye Telegram'ımız var. Evet, evet. Siz de dahil olmak üzere, biliyorsunuz sizde de saldırı oluyor. Birçok işte evet. Şimdi bizi Hızır gibi görüyorlar. Bütün sanatçılar arkadaşım beni gecenin 3'ünde arıyorlar ama Hızır'da bir özellik var. Allah-u Teala ona yetki vermiş. Hı hı. Yani anında bir şeyi yapıyor. Şimdi 1000 kişi bana WhatsApp'tan yazıyor. Ya ben Hızır değilim ki, yani benim de belli bir gücüm var. Elimden geldiği kadar yardım ediyorum. Tamam. Yardım ettiğim arkadaşların tekrar hacklendiğinde sanatçıların şahidi oldum. Dedim ki bunu öğrenin, bu çünkü sizin hayatınız. Yani burada mesela biz ne yaptık? Ay Yıldız Tim resmi diye Telegram açtık. Burada her yalnız gün... Yalnız orada bu akşamki program bilgisini biraz farklı bir program bilgisi vermişsiniz Işak Bey. Sevgili yani, bildirim programının bilgisini vermişsiniz, evet. Size WhatsApp'tan attım da görmediniz. Neyse, sağlık olsun. Kulağını çekerim olsun, ama ben şuradan... Şu anda izliyorlardır neticede, bilirdi bizim canımız. Bu arada son günlerde şunu soracaktım. Siber saldırılara yanıt veriliyor mu? Hangi koşullarda, ne zaman yanıt veriliyor? Yani olan deneyimlerden bahsetmiyorum. Bunun evet. Zemini nasıldır? Ne zaman karşılık verilebilir? Şimdi ben onu şöyle organizesini şöyle söyleyeyim. Buyurun. Mesela Ay Yıldız Tim olarak Ay Yıldız Tim'de bir rütbeli sistem var. Bu işte misafir üye, siz geliyorsunuz misafir üye olarak üye olabiliyorsunuz. Orada 300 bin tane üyemiz var forum evet. sitesinde. Şimdi bizim orada rütbeli arkadaşlarımız var, sanal rütbeli. Örnek vereyim, Türkiye'ye karşı bir hakaret olduğunda işte biliyorsunuz Netanyahu'nun oğlu hakaret etti. Evet. Ondan sonra yani bizi terör örgütüyle tehdit ediyor. Yani siz Filistin'e destek çıkarsanız olmayan bir ülkeye destek çıkarız, hayali bir ülkeye diye onu söylemek istiyor. Şimdi böyle bir şey alındığında... yukarıdaki işte bizim biliyorsunuz hep ekip yurt dışında, Türkiye'de evet. yok. Şimdi bu evet. ekip önce güzel yabancı dillerde İbranice'de olmak üzere güzel bir açıklama yapıyor. En son açıklamasında şuydu: gemilerle geldiniz katliam sırasında, 2. Dünya Savaşı'nda biz size yardım ettik, aldık diye. Ondan sonra ve katledilmiş bir millet olarak çocukları katletmenizi hayretle izliyoruz gibi hakaret ve küfür etmeden düşündüren bir yazı koyuluyor. Şimdi yukarıdaki ekip de şöyle bir şey, yazılım konusunda, hack konusunda
Dünyanın üçüncüsü bile bizde, Ay Yıldız Tim'de. Bu arkadaşlar sistemleri günlerce tarıyor. Yani 20-30 tane bilgisayarı sistemle tarıyor. Burada açıkları bulduktan sonra biz indeks dediğimiz, yani web masterların, tasarımcıların yapmış olduğu o indeksi ondan istiyor ve hackliyor. Hackledikten sonra da, ama şu da var, hocalarım orada bilir, siz bir sistemi hackliyorsanız verilerini de ele geçirebilirsiniz. Yani bir serverı ele geçirdiyseniz o serverdaki tüm bilgiyi ele geçirebilirsiniz. Böyle yani sadece blok etmekten bahsetmiyoruz burada. Eklemek demek. Hani evet. DM'leriniz nasıl ele geçiriyor sosyal medyada? Bu şekilde bir savaş var. Ama gerçekten bu şöyle bir savaş. Siz Ay Yıldız Tim olarak söylüyorum, %10'unu ve şovunu görüyorsunuz. Örnek vereyim. Gücü şöyle görmeniz lazım. Şimdi Yunanistan'a karşı bir siber savaş yapıldığında, Yunanistan devlet siteleri hacklendiğinde Yunan istihbaratı bir açıklama yaptı. Ve onların gazetelerinde çıktı bu. Biz Ay Yıldız Tim'e karşı 80 tane hacker alıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bir tim oluşturdular onlarda. Evet. Sonra Ay Yıldız Tim'im işte orada böyle bazı takıntılı hacker arkadaşlarımız var. Abi dedi 80 tane yetmez, ben bunları yine hackleyeceğim dedi. Gitti yine hackledi. Şimdi bir ülkenin istihbaratı bile sizi duyduğunda ayağa kalkıyor. Bu bizim için değil. Bir hacker bir ülkeyi yok edebilir. Çok yüksek derecede bir hacker bir ülkenin altyapısını, üst yapısını, borsasını, bankalarını helak edebilir. Yani ben burada kısa öz şunu söylüyorum. Diyorum ki sevgili kardeşlerimize, biziz diyen bayan, bizim Tomris Hatunlar dediğimiz bir ekibimiz var yurt dışında. Yani sizin gibi çok değerli hanımefendiler de orada gönüllü siber asker. Evet. Ben şuna şahit oldum Beyza, yemin ederim buna. Format atmayı bilmeyen bir bayanın önüne gelen her yeri yurt dışında hacklediğine şahit oldum. Bakın format atmayı dahi bilmiyordu. Böyle bayan arkadaşlarımız da var. Ben söylüyorum, gelin Telegram'da size öğretelim. Biz sadece mumu yakalım, tamam mı? Işığını yakalım. Siz devam ettirin. Bir daha hacklenmeyin. Çünkü insanlar özel hayatlarıyla dahi tehdit ediyorlar artık. Yani para istiyorlar onu, sonra ya ben çok gözlüyüm. Bu şey gibi penaltı ne demek derken forvet oyuncu olmak gibi değil mi? Sahada. Gerçekten çok büyük ilerleme kaydetmesine sebep oluyorsunuz demek ki. Şimdi şu var Beyza Hanım. Bu nasıl bir şey biliyor musunuz? Hackerlığı da söylemem gerekiyor size. Ya düşünün bir ülkenin, bayan olarak söylüyorum ama şöyle tamam, kendinizi düşünün. Ya bizi izleyen bir bayan olarak, ya bir ülkenin savunma bakanlığında Türk bayrağını koyuyorsun, tamam mı? Örnek vereyim, terörü Avrupa'da destekleyen bir ülkenin ve diyorsun ki sen istediğin kadar destekle, ben bir bayan olarak senden güçlüyüm ve asil Türk bayrağını buraya koyuyorum ve yazılarımı yazıyorum. Bu ters psikolojiyle düşünelim bunu. Allah korusun, Milli Savunma Bakanlığımızda böyle bir şey olduğunda biz kahroluruz değil mi? Üzülmeyiz mi? Tabii. Şimdi karşıdaki insanların üzüntüsünü anlamanız açısından bunu söylüyorum. Yani burada bayan, erkek, çoluk, çocuk, kim? Bunlar, bu artık, bakın tekrar söylüyorum. Artık her şey internet ve siber savaş. O yüzden ben işte diyorum, vatanını, milletini seven A parti, B parti fark etmiyor diyorum. Terör hariç biz herkesi sizi kardeşimiz gibi görüyoruz. İçimizde Kürt kökenli kardeşlerimiz, adminlerimiz var mesela. Ondan sonra Alevi, Sünni hepsi beraber diyoruz ki bizim tek şeyimiz var. Vatan ve bayrak. Şimdi burada Ali Murat hocam da bilir. Biz çok sizde de canlı yayın yaptık. İlgiyi de gördünüz. Yani sosyal medyadaki diye siz şahitsiniz yani. Biz 12 bin kişi Instagram'da canlı yayın izliyor. Ben YouTube'daki kanalımızda açtım. 90 bin kişi canlı yayın izliyor. Yani bu müthiş bir şey. Ve bu bizim değil. Ya Türk milletinin gururu. Yani Türk milletinin desteği ve duasıyla buraya geliyorsunuz. O yüzden ben herkesin bayan olsun, ondan sonra kardeşlerimiz olsun 13-15 yaşında. Çünkü burada çocuklar için de güvenlikleri de var. Evet. Yeni nesil bu konuda çok uzman. Ben şöyle söylüyorum. Bakın bizim için, ülkemiz için, ülkemize hakaret edenlere karşı ben Ay Yıldız Tim resmi Telegram hesabı bekliyorum. Neden?
Hiç yoktan orada biz zaten üst düzey hesapları kapatabiliyoruz Beyza. Sen biliyorsun. Biliyorum. Yani terör hesaplarına. Ama 1000 tane hesabı kapatamazsınız. O zaman biz sizden şunu rica edeceğiz. Diyeceğiz ki kapatma şekli şudur. Siz de yardımcı olun. Yetişemiyoruz çünkü. Yani bu peki, işler böyle. Peki yani Ayyıldız Sim için de geçerli bu. Yani şöyle işleyiş için de soracağım. Pasif ya da aktif fark etmez. Savunma pozisyonda olmak mı öncelikli tercih olmalı? Yani bir saldırı olduğu takdirde mi karşı tarafın hacklenmesi söz konusu oluyor? Tabii. Savunma mı ya öncelikli? Ya savunmayla saldırı aynı. Bana sorarsanız şimdi bir şey söyleyeyim mi size? Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey söylerim. Birilerinin kuyruk acısı varsa düşmanlığı asla bitmez. Bunu bilin. Nasıl buradan işte yurt dışına kaçıyor terör örgütleri, oradaki insanlar bize düşman ediyor, ülkeleri düşman ediyorsa, şöyle bir geçmişimize bakalım. Bakın benim kardeş ülkeler dediğim Pakistan, Azerbaycan, Afrika'da onların yetkilileriyle de görüşüyorum ben. Şimdi biz bir evet, tarafa biliyorum. Bizim dost olduğumuz, ondan sonra kardeş olduğumuz ülkeleri bir tarafa koyalım. Bir de bize her zaman düşmanlık yapan ülkeleri kenara koyalım. Bunu savunmaya gerek yok. Yani düşman her zaman düşman ortada. Açık konuşmak istemiyorum. Yani yok o bize laf söyleyecek de adam gelmiş, örnek veriyorum. Sayın Dışişleri Bakanımızın karşısında bizim ülkemize hakaret ediyor bir Yunan Dışişleri Bakanı. Ben bunu kabul edemem. Veya başka bir ülke ya yani 20 yaşındaki bir çocuk ülkemin cumhurbaşkanına hakaret ediyor. Babası İsrail işte başbakanı, cumhurbaşkanı neyse Netanyahu'nun oğlunu. Peki ne oldu? Netanyahu'nun en gizli kasası. Yani bugün istihbarat Mossad'ın başkanı gibi adama hackledi Ayyıldız'ı. Kenara koydu. Bütün dünya bunu konuştu. Yani siz de biliyorsunuz ki ben canlı yayınlarda şey yaptım. Bahsediyorum da. Bugün New York Times'ta, Washington Post'ta, Ayyıldız'ın manşette. Bir de şu bir gerçek. Ben ülkemi, vatanımı ve bayrağımı sevmenin bedelini ödüyorum. Yani bunu siz de biliyorsunuz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde federal mahkemede CIA, FBI, FETÖ destekli olarak oradaki destekleriyle ben yargılanıyorum federal mahkemede. Ve bu 85 milyonun içerisinde yani şimdi şöyle düşünün, benim için şereftir. Yani bu 85 milyonun içerisinde federal mahkeme beni yargılıyor. Ayyıldız Tim'i yargılıyor. Neden? Ne yapmış? İşte diyor ki siz bize saldırı yapıyorsunuz, siber casusluk yapıyorsunuz. Yani bana geldi çünkü evrakları ondan sonra. Bu yani ilk galiba değil mi? Evet. İlk Türkiye'de kez olanmış ya. İlk kez böyle bir dava açıyorlar. Ben Hakan Atilla'yı da değil mi masum olarak Amerika'da yatan, ben ona çok Ayyıldız Tim olarak ona çok destek çıkmıştık ve çok üzülmüştüm. Ailesi çocukları var. Demek ki çok üzüldüm. Allah bana da nasip etti onu. Yani bugün 85 milyonun içerisinde federal New York Federal Mahkemesi'nde yargılanan bir insanım. Ama şu şöyle bir şey, gurur verici. Ben ülkemi siber konuda savunduğum için yargılanıyorum. Başka bir şeyden yargılanmıyorum. Yani Ayyıldız Tim'i de belki yeni duyan, Türkiye'de her iki kişiden bir kişinin duyduğunu biliyorum. Hani yeni duyan kardeşlerimize de şunu söylüyorum. Yani bu karşıda bahsettiğimiz bu Ayyıldız Tim ekip basit bir ekip değil. 20 yıldır mücadele veriyor. Evet. Ve kırmızı çizgilerinin başında her zaman 20 yıldır bu devletçiliktir. Asla siyasi hiçbir olaya karışmadık, hiçbir siyasi partiyi desteklemedik. Bizim aşkımız, partimiz, her şeyimiz vatan ve bayrak ve asil Türk milleti. Kesinlikle. Son olarak ben, çok Türkiye tabii. Saldırı sıralamasında ne durumda? Yani saldırıya uğramaktan bahsediyorum tabii. Yani özellikle son 20 günde bir artış var mı? Biraz bize bilgi verebileceğin bir bilgi var mı İshak? Ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz karşı saldırıda bulunursak ne olur? Yani söz gelimi İsrail saldırdı. Biz de karşı saldırıda bulunursak bunun biz hedef olur muyuz? Yani biz hackleyince hedef oluyor muyuz ya da? Ya bu zaten şöyle bir şey. Verilemeyecek bilgiyse tabii verme. Ben sorayım da sen söyleme yani. Verelim. Evet. Yok verelim yani. Bu çünkü artık Türk milleti yani kim gelirse gelsin diyor. Yani ben öyle diyorum. Şimdi mesela çünkü akla geliyor yani İsrail saldırıyorsa ki biz sosyal medyada canlı yayınlarda da konuştuk. Bir ara çok yüklendiler. Durum nedir bilmiyorum. Onu da söylersen sevinirim. Şimdi, yükleniyorlarsa şimdi ben, biz
biz de onları hackle, niye hacklemiyoruz diye çok kişi sordu mesela, biliyorum, soruyorlardı sana. Yani bunu şimdi şöyle bir şey Beyza Hanım, yani örnek vereyim ki anlayanlar, İsrail İç İstihbarat Teşkilatı'nın internet sitesinde belki birileri geziyor. Ama siz bunu tutup da şov amaçlı medyaya gösterirseniz Mossad sizi enseler. Yani bu bir. Evet. Şimdi bazı şeyler görünmüyor. Bunu söylemek istiyorum. Tamam mı? Ama bir de şu var. İstihbarat örgütleri, örnek vereyim, en aynısı gidiyor. Diyor ki sana, bunu da bilsin herkes, sana diyor 1 milyon dolar, 5 milyon dolar Bitcoin'den gönderiyor. Diyor ki Türkiye hakkında sana ben bir, bazı belgeler vereceğim. Bunların yanında da sahte belgeler veriyorlar. Örnek veriyorum, en aynısı bunları yayınlıyor. Ve yine bir başka ülke diyor ki bu hack gruplarına, en aynısı örnek verdim. Diyor ki bunu size diyor şu kadar işte Bitcoin'den para gönderiyor. Türkiye'nin diyor siber altyapısına, devlet kurumlarına saldırın diyor. Şimdi böyle bir büyük bir piyasa var, biliyor musunuz? Hani bu şeydir, fidye virüsünün mesela 5-10 milyar dolara çıktı piyasası. Demin sevgili Mustafa Bey anlatmış olması evet. lazım ama. Şimdi hani burada bir devam ediyor savaş ama her şey gösterilmiyor. Yaptığınız operasyonlar, devlet de öyledir yani, operasyonlar gösterilmez. Çünkü bazıları gerçekten çok tehlikeli. Yani bugün eğer bir ülkeye siber savaş için belli miktarda para verenler suikastçilere de verir. Bunu böyle düşünmek lazım. O yüzden de yani gelen Türkiye şu, bakın ben bir şey söyledim biraz önce. Türkiye her zaman şunu bilin. Yunanistan'dan saldırı gelecektir. İsrail'den saldırı gelecektir. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bayağı bir hacker var. Onlardan saldırı gelecektir. Dünyanın sayılı hackerları Rusya'dadır. Rusya devlet sitelerinin, yani bugün Rusya'nın, özür dilerim, Rusya'nın kendi gazeteleri, bu uçak düşürülme olayı vardı hatırlıyorsunuz, o zaman bize siber saldırı yaptılar ve karşılığını çok ağır ödedi. Aynısının hepsinin üstünden geçti o zaman. Bütün kendi gazeteleri yazdı bunu. Şimdi burada bir gönüllü güç var, bir de devletimizin içerisinde mutlaka vardır. Bir de o, bilemiyorum. Yani o devletimizin içerisindeki bu CIA gibi 60 bin kişilik ordu deşifre oldu ama devletimizin içerisinde yeni bir sistem oluyor. Onu evet. duydum. Yani bunlara karşı. Yani herkes elinden geldiğini yapmalı. Ben oradaki değerli hocalarımı dinledim. Hepsinden Allah razı olsun. Ama çok önemli, Mustafa hocamdan ben özellikle söylüyorum. Buna, siz emniyet teşkilatındaydınız. Ben 2006 yılında şahit oldum. 2007 yılında deha bir arkadaşımız. Ortak tanıyorsunuzdur mutlaka. FETÖ zamanı o deha kardeşlerimizin hepsini FETÖ'cü olmadığı için belli yerlere, karakollara dağıttı. Düşünün, bugün Ay Yıldız'ın en üst düzeyinde, örnek veriyorum, üçüncü hacker'ını atmak gibi bir şey bu. O zaman onların yerine o işte FETÖ'nün altın çocukları dediğim bilişimciler, şu anda dernekler, mernekler de kuruluyor. Devletin bu konuda çok dikkatli olması gerekiyor. Yani veriler, bizim verilerimiz, sizin verileriniz çok değerli ve biz onlara emanet ediyoruz ama bazen de duyuyorum ki Mustafa Hocam da, ben açık konuşurum, ben en son 1994 doğumlulardan öncesinin piyasada 55 milyon kişinin, hani annenizin kızlık şeyini sordunuz ya, o şu anda dünyadaki hackerlarda, FETÖ onu dağıttı. Biz bunu yayınladığımızda ben tabii söylemek istemiyordum. En son bana dediler ki abi 2020'ye kadar sızdı. Anladınız mı? Yani bank o yönden kurumlarda çalışan insanları çok incelemek lazım. Kesinlikle, benim söyleyeceğim bu kadar. Eminim. Bununla alakalı zaten siber suçlarla mücadele daire başkanı olsun, istihbarat birimlerinde olsun birçok çalışma yapılıyor. Bu incelemeler zaten adli bilişim denilen metodolojilerle yapılıyor. Tek İshak Bey'e söyleyeceğim şey şu, hani kesinlikle onu kendisi de kabul ediyordur. Evet, biz bu vatan ve millet için bir şeyler yapalım. Yapmak da gerekiyor. Ama hukuku da unutmayalım. Çünkü burada yanlış bir şey de anlaşılmasın. Hackleme demek, karşılığı olmayan bir hukuk sistemi karşılığında hukuksal olarak bir sıkıntı yaşanmayacak değil. Ki kendisi de anlattı.
Nasıl ki Amerika'da böyle bir şey var. 13-14 yaşındaki arkadaşlarımız için özellikle söylüyorum. Hack dünyası, evet, zevkli gibi görünebilir. Bayrağınızı bir yerlerde bandırabilirsiniz ama Türk Ceza Kanunu'nda ve ilgili Avrupa Birliği siber suç sözleşmelerinden tutun da diğer ülkelerde de siber suçlar hukuksal boyutları vardır. Cezaevine kadar gidecek süreçleri vardır. Bu noktada şey yapılması hocam, lazım. Yani buna dikkat edip terör örgütlerini yani evet bunu bu, ama şöyle bir şeyi birçok gerek kolluk döneminde, gerek şu an bilirkişilik yaptığımız dönemde, gerek birçok yere danışmanlık yaptığımız dönemde şunu da gördüm. Ondan dolayı endişem o. Yoksa sizin dediklerinizin yanlış veya hatalı olduğu değil. Oradaki çocuklar belli bir süre sonra her şeyi normalmiş görerek sonrasında da hani 2000'li yıllarda Hacked by Blackwate diye kendisini gösteriyordu. Önce kendini tatmin ediyordu. Sonradan buradan para kazanılacağını görmeye başladı. Ve bir yerlere hackleyerek onları tehdit etmeye başladılar. Mutlaka Ay Yıldız'ın burada bir eğitim ve şeyi vardır. Bir şeyin herkesi karşılığı var. Dikkatli olun. Bir şey yapmak için elimizden geleni yapalım. Bu vatan ve millet için mutlaka, ama hukuku böyle yokmuş gibi gösterirse, öyle algılatırsak çocuklara, bizler İshak Bey 40'ın üstündesinizdir büyük ihtimalle. Üstadlar burada, biz belli yaşın üstündeki kişiler hukukun bize ne getireceğini gördüğümüzden dolayı buna göre adımlarımızı atıyoruzdur. Ama yeni gelecek kişilerin aman ha dikkat, yani burası bir internet dünyası. Beni zaten bulamazlar. Ben vatan için yaptım, millet için yaptım dememek lazım. İshak Bey bir de sıkıntılardan zaten, bir tanesi. Yani, evet. Sürekli ortada. Sıkıntılardan bir tanesi. Hani geçmiş dönemde devlet için yaptım diyen mafya gibi yapılar sonrasında başka şeyler yapıyorlar. Olmasın, yani benim anlatmak istediğim hukuksal anlamdakiydi de söyleyelim. Sizin dilinizden de söyleyelim bence siz. Çünkü o bir şey. Onu bir açıklayayım ben. Mutlaka önemli. Ben bir dipnot olarak söylüyorum. Yoksa yapılanlar şey değil. 20 dakika kaldı programın bitmesine. Şöyle toparlayalım İshak Bey. Sizi çok beklettiğimiz için yarım saat kadar süre verdim. Ama böyle program bitmesi de bir 20 dakika kaldı. O yüzden buyurun toparlayınız, sizi dinliyoruz. Ben Mustafa hocama katılıyorum. Şimdi Ay Yıldız Tim'in internet sitesine üye olduğunuzda ilk size anlatılan bunlardır. Ama okay, yani biz burada kesinlikle bahsettiğiniz o çok doğru bir şey, ama şurada şunu söylüyorum ben. Bir terör örgütü mensubunu ülkenize, bayrağınıza, Allah'ınıza, kitabınıza küf eden bir hesabı hacklemenin bir cezası yok. Bunu bilin. Hani neden yok? Yok. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Üstad, onu deme gözünü seveyim. Yani burada hukuksal olarak sıkıntı yaşarız. Yani Türk Ceza Kanunu aleni belli. 243-244. Yani gerçekten böyle bir şey varsa devletin ilgili birimleriyle çalışarak veya oralara da ihbarda bulunarak onların konalıyla bir şeyler yapılması daha sağlıklı. Hani şundan da korkuyorum özetinde. Evet. PKK'ya, evet karşı tarafa mutlaka saldırılar ya da gerekli, daha doğrusu gerekli şeyler verilmeli. Uluslararası siyasetle olur, diğer teknik çalışmalarla olur, ama bunu hacklemek hukuka uygundur demek bizi başka yerlere sürükler. Hocam. Ama yani ben bunu söylemek şimdi istiyorum. Hocam şunu söyleyeyim. Ben size hukukun şeyini, ben şunu kabul ediyorum. Benim ülkeme, benim bayrağıma, benim asil milletime küfreden hesabı hacklerim ben. Hukuksal karşılığını da kabul ediyorum. Çünkü hukukun karşılığı var, yok demeyelim. Ben kabul ediyorum. Ben yapıyorum demek. Zaten bunlar hep yasada yeri olan şeyler var. Ben İshak hocamın anlayacağını, senin anlayacağını bilmiyorum. 13 yaşındaki çocuğa da belki izliyordur. Benim tek endişem bu. Sizi de yanlış anlamanızı istemek için, seni de yanlış anlamasını istemek. Hukuka uygun, yasa bir şey yok. Ondan sonra bu arada bütün mesajlar falan geldi. Ay Yıldız Tim ailesi selam istiyorlarmış. Buradan hepsine de ben selamlar iletiyorum. Ailesine selamlar, sevgiler. İzlediğiniz için sağ olun. Gecelerce uykusuz. Biz ne zaman İshak Bey'i arasak, yani 48 saati doldurmuş yakalıyoruz. Gecesi gündüzü yok. Bütün ailesi gerçekten
Sağ olsun. Bu arada bana bizzat ulaşan birisi var. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin siber savunma komutanlığından da bahsedin. Biz orada çok iyi noktadayız diyorlar. Onlara selam da selam olsun. TSK'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin USOMA söylemek lazım. Bir uğurlayalım yani. 15 dakika. Ulusal Siber Olayları Müdahale Merkezi'nden de selam aynı şekilde. Selam olsun. Aynen. Evet İshak Bey. 5 dakika ben şunu söyleyeceğim. Sonra geriye 10 dakika kalıyor bu bize. Neyse çok bekledik. Tamam. Ben şeye gideyim zaten şey yapayım tamam. Ama şunu söylemem gerekiyor. Bizim Milli İstihbarat Teşkilatımız bu konuda çok üstün. Ben bunu yıllardır söylüyorum. Bakın 10 yılı aşkındır her zaman söylüyorum. Bizim siber suçlarda çalışan çoğunu da dostum kardeşim hepsini biliyorum. Gerçekten mükemmel fedakarlıkla çalışıyorlar. Aynı terörle mücadelede oldukları gibi. Genelkurmay Başkanlığı'nın içerisinde gizli olan... Ben hani komutanlıkları da biliyorum. Hepsi süper. Jandarmanın içerisinde kardeşlerimiz var. Hepsi süper. Ama burada Ay Yıldız'ın gönüllü müdahale ettiği için hani biz burada bizi konuştuk. Onlardan da Allah razı olsun. Hepsini de çok seviyorum. Hepsi de bize zaten selam gönderiyor. Ben tekrar söylüyorum. Diyorum ki hani hack meselesi değil bu. Gelin siz bunu kendinizi korumayı öğrenin. Yani biz bunu size gönüllü öğretelim. Savunma. Okay. Tabii aynı. Savunma. Çünkü ilk konuştuğumuz çünkü mevzuya dönüyor. Savunma farkında olduktan sonra siz şahsınızı, ailenizi, kurumunuzu ve devletinizi korursunuz dedik ya. Sizin bu noktadaki desteğiniz önemli olur tabii ki mutlaka. Yani insanların farkında olması her şeyi çözecektir. Kesinlikle. Evet. Ben çok teşekkür ediyorum. İshak Bey biz çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Görüşürüz. Tekrar selamlar, sevgiler Ay Yıldız'ın ailesine de. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun. Allah razı olsun. Selam ve sevgilerimi getirin. İnşallah. Çok teşekkürler. Şöyle ne kadar kalan süremiz bana lütfen kulağıma bilgi verin arkadaşlar. Ona göre yöneteyim ben. 22 dakikamız var. Tamam evet. Güzel. Şimdi nesnelerin interneti. Evet. Bu konu neden önemli? Evet, neden önemli? Öncelikle size şu kitabımı takdim edeyim. Yayın bitecek şey yapacak. Efendim bu çok teşekkür benim ederim. Kendi kaleme aldığım. İmzalamadıysan almıyorum. Aynen imzaladım. Tamam, aynen hocam. Öyle. Sosyal medya ve internet ortamı kitap biraz olsun, reklamcılık. Bizim olsun. Şöyle aynen gösterelim. Öyle. Evet, teşekkür sosyal ederiz efendim. Sosyal medya ve internet ortamında viral reklamcılık. Evet. Ali Murat Kırık imzasıyla. Evet, teşekkür ediyoruz. En sevdiğimiz hediyedir. Evet, kitap değil mi? Evet. Hele bu dönemde en güzeli yani. Kesinlikle. Evet, çok teşekkür zaten ediyorum. Zaten şeyden ben e-kitap falan maalesef okuyamıyorum yani. O dikkat, yani, uykumu evet getiriyor. Ya Beyzan o... bazı şeylere dokunmanız evet, gerekir. Yani, anlatabiliyor kitap kitaba kokusu. Dokunacaksınız. Onun kokusunu alacaksınız yani. O çok kesinlikle önemli. O yüzden teşekkür ediyorum yani. Ne demek evet nesnelerin interneti neden önemli? İmza evet çok güzel. Teşekkür evet ederim hocam. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Beyzan siz dediniz ya Internet of the Things yani. Şimdi buradan tabii ki belki şuna da girmemiz lazım. Internet of Things tabii toplum 5.0 dediğimiz, hı hı, bir kavram da var aslında. Yani yenilenen ve biçimini değiştiren bir toplum yapısıyla artık karşı karşıya kalmaya başladık. Tamamen teknolojiye oturmuş, akıllı ev sistemleri, araba sistemleri. Evet. Evet. Şu şey hani toplu kullanılan o bisikletler falan var, akıllı bisikletler falan, onların bir ismi, onların kilitlenmesi falan gibi bir sürü şey var, unsur var. Tabii şeyleri diyorsun, o martıları falan diyorsunuz. Aynen onlar yani, işte yani onları evet diyorum, onların kilitlenmesi bir tabii sürü. Tabii. Şimdi akıllı sistem var. Evet. Şimdi bu toplum 5.0 dediğim, hı-hı, gibi IOT'la doğrudan ilintili. Şimdi yaşlanan dünya nüfusunu gençleştirmek gibi bir durum da söz konusu bu toplum 5.0 projesiyle ilgili. Nasıl? İşte nasılı var. Şimdi tamam da yani bu yaşlanan nüfusu ne yapacağız? Nasıl gençleştireceğiz yani? Şimdi o da bir büyük sorunlardan bir tanesi. Şimdi projenin içerisinde var. Sanal dünya ile gerçek dünyanın beraber işler hale gelmesini sağlamak. Bu ne demek? Yani rüyalarınızı gerçeğe mi dönüştüreceksiniz? Şimdi çok bilinmeyen denklem oluyor. Aynen öyle. İşte çevre kirliliği, doğal afetlere önceden müdahil olmak. Yani düşünebiliyor musunuz? Bir depremi önceden bilgi alabilmek mesela. Yani bunlar hep şu an o toplum 5.0'ın, hı, içerisinde çalışılıyor. Ve şu an karşımıza çıkacak bunlar gelecek yıllarda. Bir de şunu söyleyelim Beyza Hanım. Şimdi nanoteknolojiler mesela hep duymuşsunuzdur mesela, hı hı, nano. Yani insan gözünün göremediği artık bir teknolojiden bahsediyoruz. Ve bunun gelecek yıllarda işte örnek verelim bir kanser hücresinin içerisine girerek 3 dakika içerisinde o kanser hücresini tespit edip tedavi edebilmesi söz konusu. Nanoteknolojilerin. Bu çok önemli bir teknoloji. Evet. Tabii gözle görülmeyen bir robotlar bir araya girecekler ki bugün artık robot gazetecilik dediğimiz bir kavram da ortaya çıktı. Bilgiyi veriyorsunuz, o sizin yerinize haberi üretiyor. Şimdi
Robot Sofia'yı biliyorsunuz mesela. Yapay zekanın son dönemlerde yetiştirmiş olduğu en önemli güçlerden bir tanesi. Ama ben onu hala hatırlıyorum. Şunu demişti. Biz insan neslini yok edeceğiz demişti mesela baktığınızda. Şimdi herkes buna güldü geçti. Ama acaba gerçekten bu söylediğinin altında yatan... Var mıydı? Çünkü hep öyle olmadı mı? Yani bir şey ortaya çıkıyor. Onun dibini karıştırdığınızda, irdediğinizde gerçekten bir şey var. İşte buradan o nano robotlar... Ama neyi kastediyorsunuz hocam? Şimdi salgını mı kastediyorsunuz? Ya şimdi ya diyorum ya İnsanları Bill Gates'in az önce söylediklerini anlattık mesela. Şimdi bu nano robotlar dediğimiz işte. Şimdi bu robot... Böcek saldırıları falan. Böcek saldırıları. Evet. 2 dakika 3 dakika içerisinde bir kanser hücresini iyi bir hale getirebiliyorsa 2-3 dakika içerisinde bir bilgisayar sistemini çok rahat bir şekilde işlev göremez hale de getirebilir. Buna literatürde gri bulama senaryosu deniyor. Yani bir şeyin artısı olduğu gibi eksisi de hocam olabilir. Hocam İngilizceden birebir mi çevrilmiş? Yani niye gri bulama senaryosu? Evet yani hani çünkü ismi olduğu için o şekilde yapmışlar yani. Hani biliyorsunuz ya şöyledir. Ya siyah vardır ya beyaz var ama ortası da vardır bunun. Yani her iki tarafa da yani artısı da vardır eksisi de vardır. Oradan geliyor zaten. Şimdi düşünün bütün sistemi kemirecek. O ufak gördüğümüz nano robotlar. Evet. Şimdi az önce de söyledik, bir daha söyleyelim. Düşünün, insansız hava araçları geçiyor. Şimdi biliyorsunuz artık bu dronlara bir ehliyet ve ruhsat istediler. Ama olması gerekiyordu çünkü yani. Ya kafanızın üstünde dronlar uçuyor. Düşünebiliyor evet. musunuz? Şimdi Beyza'nın onun ucuna... Uçuşlarda iniş kalkışları riske eder hale gelmişti. Evet. Suikast tehlikesi de olmuş. Aynen öyle. İşte Batman ve Diyarbakır'dı galiba değil mi? Evet. Oralara... Evet. Gitti. Yani bombalayla. Evet, oldu. Aynen. Ve bunlar bilgisayar sistemi. Her bilgisayar sistemi hacklenebilir. Dolayısıyla burada da aynı durum söz konusu. Hacklenirsiniz, suikast yaparsınız, ne bileyim, özel insanların bilgilerini çekebilirsiniz. Bunlar gelecekte var olacak unsurlar. Bir de Beyzan, biz bu dönem içerisinde şunu gördük. Bu nesnelerin interneti. Düşünün. Akıllı eş sistemler hepsi birbiriyle haberleşecek. Evet. Birbiriyle hepsi irtibata halinde olacak. Bunun artıları da var, eksileri de var. Eksileri nedir? Aynı domino taşı etkisi gibi bir sisteminiz hacklendiğinde o zaten o ağ içerisinde yer aldığı için tabiri caizse bütün bir ağın hacklenmesi anlamına gelecek. Yani evet teknolojinin avantajları, artıları son derece önemli. Yani düşünün ağ diyorsunuz, ben dışarıya çıkıyorum, suyu açık bırakmışım diyorsunuz. İşte telefonunuzdan evet. müdahale edebiliyorsunuz. Ama şimdi burada aynı durum söz konusu değil mi? Instagram şifreniz nasıl dışarıdan bir müdahaleyle hacklenebiliyorsa, bir web sitesi aynı şekilde eklenebiliyorsa akıllı ev sistemleri de aynı şekilde eklenebilecek. Yani bunları düşündükçe Stephen Hawking vardı. Biliyorsunuz işte felç gelmişti vesaire, sonra da hayatını kaybetti vesaire vesaire. Şimdi o demişti ki yapay zeka insanlığın sonunu getirecek. Şimdi gerçekten baktığınızda yani Beyza Hanım, bu senaryoları gördüğümüzde üst üste alt alta koyduğumuzda bu dijital teknolojiler, pandeminin bilinmezliği, işte Bill Gates'in yaptığı açıklamalar, ki onu söylemeyi unuttum. Bill Gates dedi ki 2021'in sonbaharında dedi pandemi bitecek dedi mesela. Bilmiyoruz bakın yani. Hani hakikaten bakın yani bunlar hep dediğim gibi onun söyledikleri. Bir de o çıkarsa o 93 mü? 2013. 2013 ya yani o TEDx konuşmasında mıydı söyledi bunu? Evet aynen öyle. Yani şey. İzleyiciler bence tam baksınlar. Başlığını söyle. Evet üstad. Yani ben bir 98 anladım, 2013. Şöyle, 2013 Bill Gates'in 2013 yılında gerçekleştirmiş olduğu TEDx konuşması. Anlatabiliyor muyum? Onu zaten yani biz izleyecektik ama yani 8,5 dakika programın 8,5 dakikası evet. gidecekti. O yüzden yani paylaşmadık, siz bakabilirsiniz. Bu süreçleri anlatıyor. Ama her 20 yılda bir de dediğim gibi aynı durumun söz konusu olacağını söylüyor. Dolayısıyla Beyza Hanım şunu söyleyelim. Buyurun. Kontrolsüz güç güç değildir dediğimiz bir kavram var ya. Kontrolsüz teknoloji bizim için bir güç değildir. Dolayısıyla şunu söylememiz gerek. Tehlike midir? Risktir, tehlikedir. Şimdi mesela ben gördüm, insanlar demişler ki ya işte hoca şey demiş ondan sonra. İşte ya WhatsApp konusunda hani hem diyor CIA konusunda şey yaptı hem de diyor ki bunu... Hani kullanıyor vesaire gibisinden bir şeyler söylemişler. Şimdi ben ona da cevaben bir şey söylemem gerekir. Şimdi bu WhatsApp konusuna baktığımızda dünyanın kullandığı 2 milyara yakın kullandığı bir anlık mesajlaşma uygulaması. Bütün dünyanın burada olduğunu biliyoruz. Ama ne yapacağız burada? Özel önemli verilerimiz dışında yani ne bileyim güncel paylaşımlarımızı yapabilir. Çünkü yapay zeka algoritmaları artık mesaj okuyor. İçten içe şifreleme, uçtan uca şifreleme olsa bile... Sizin kavramlarınızı, kelimelerinizi çekerek sizi adresli reklamcılık olarak sunabiliyor. Artı yine konuşacağımız noktalardan bir tanesi de sosyal medya istihbaratı.
Yani her şey dijital iz bırakır. Az önce Mustafa Hoca ile dijital iz ne demek? Bugün evet. yaptıklarımız gelecekte nasıl karşımıza evet. çıkar? Soru bu. Evet. Mustafa Hocama da soracağım. Evet, aynen. Dijital iz dediğiniz şey aslında sosyal medyada biz her şeyi paylaşıyoruz. Örnek verelim Beyza Hanım. Biz sizle geçmişte çok iyi bir dostuz ve sürekli sizinle fotoğraflarımız var, paylaşımlarımız var. Ama daha sonra ne yapıyoruz Beyza Hanım? Sizinle küsüyoruz. Ne yapıyoruz? Bir anda hemen hesabımızı kapatıyoruz. Ya özel hayatında dişi biriyle birlikte o zaman o şeyle o duygusallıkla i̇şte paylaşıyor. Hesaplar kapanıyor, fotoğraflar siliniyor ama daha sonra bunlar o evleniyor, sizin... yuva kuruyor, bir şey oluyor falan filan ama gibi. Ama bunlar sizin önünüze hep çıkıyor ve çıkmaya da devam edecek. Beyza Hanım bugün işte o George Orwell'ın 1984 romanının aynısını yaşıyoruz. Ama bakın dikkat edin orada romanı... Kimin hocam anlamadım. George Orwell'ın 1984 romanı. Hmm. George Orwell'ın 1984 romanında o büyük birader dediğimiz, evet, o devasa o sistemler, tamam. her yerde kameraların takip edildiği bir dönemdeyiz. Şu anda aynı yerdeyiz. Dışarıda mobese kameraları izliyor, işte telefonlarını izliyor. Ben gerçekten telefonlarla ne yatak odanıza girin ne tuvalete girin. Gerçekten ben bunu tüm samimiyetimle söylüyorum yani. Yarın öbür gün size şantaj, tehdit ve benzeri şeklinde gelebilir yani. Bunu ifade edelim. Bir. İki. Uçuş modunu alıyoruz adamı onu kurtarmaya. Yani üzerine Wi-Fi'yi kaydetme kapatalım, gibi. Wi-Fi'yi kapatalım bir de uçuş modunu alalım ikisi. Yani... Şöyle yani telefonun ön ve arka kamerasını çalıştırabilirler, diğer şeyler yapılabilir. O noktada siz kapalıyken ya da Wi-Fi'yi kapattınız, uçuş tamam, modunu aldınız. Tamam, uçuş modunu aldık. Önce üstüne kaydediyor, sonra ilk bulduğu an itibaren de gönderebiliyor o verileri. Yine yani güvenli değil, evet, yeterli evet. değil. Yani... kritik bir şey konuşursanız... Ya alarm kuruyoruz bir şey yapıyoruz. Diyeceksiniz ki saat kur yani. Yok işte, ama... Ya Beyza Hanım zaten istenen de o. Buna yakınsama, yöndeşme diyoruz. Her şey şunun içinde toplandı. Evet. Haberleri buradan okuyabiliyor musunuz? Okuyor. Saate bakıyor musunuz? Bakabiliriz. Sosyal medyaya buna girebiliriz. Zaten istenen de buydu. Az önce İshak Bey'de... O yüzden beyni oraya boşalttık. Oraya yükledik zaten. Yani evet. telefon numarası bilmiyoruz, adres bilmiyoruz. Ya beynimizi artık... kullanmıyor. Evet, yani burada belki etmiyoruz. İzleyicilerimiz de diyecekler ki mesela... Ya annemin babamın telefonu neydi diye... Ya ezberimizde yok çünkü. Bu bizim zihnimizi kullanma özelliğimizi de kaybettirmeye, düşünmeye başladık. Eskiden gittiğimiz noktalarda mesela araçla bir yere gidiyor. Evet. Yol tarifini elde ediyorsun. Evet. Şu an hiç sormuyorsun. Buraya yazıyorsun. Navigasyona. Çevrende ne var ne yok onların hiçbirini göremiyorsun. Ama bu işte sonrasında bir dijital iz bıraktığından dolayı senin arkandaki izlerini takip eden kişi seninle ilgili her şeyi elde edecek ve sonrasında istediğini yapacak. Yani az önce bir örnek verildi. Veri hırsızlığından dolayı 5 milyon dolar verilerek savunma sanayinden birisinin bir para karşılığı veriyi şeydeki evet. savunma sanayi ile ilgili veriyi başka bir yere evet. verdiği söylendi. Aynen. Şimdi bir üst segmente düşünelim. Para vermeye gerek yok. Onun verilerinin bir açık oluşturduğunu, kişisel verilerinden elde edilen bir şeyin onu tehdit olarak görüldüğünü algıladı istihbarat birimleri ya da o veriyi elde etmek isteyen, savunma sanayindeki o veriyi elde etmek isteyen kişi ya da kişiler. Bununla o kişiye vurduklarında tabiri caizse o videosunu, o resmini, o ses kaydını, o fotoğrafını, o gittiği yeri, o dostluklarını, o yazışmalarını üretebiliriz her şeyi. Bununla vurduğu takdirde kimsenin bilmesini istemediği cinsel tercihi atıyorum. Olabilir. Cinsel tercih. Aa, işte evet. Yani buradan vurduğunda ya da evet. Bir ilişkisini, bir üst kişisiyle yazışmasını, yani devlet büyüklerinden bir tanesini sevmiyor. Evet. Olabilir. Onunla ilgili bir yazı yazdı evet. ama o kurum devletin önemli kurumlarından biri. Bu yazı elde edildi. Bunun ortaya çıkması onun işinden edecek. Tabii. Ya bu veriyi verirsin, ya bu veriyi verirsin. Ya da işinden olursun, itibarından olsun diyebilir. Ondan dolayı dijital izlerimize dikkat etmemiz lazım. Hem kendimizin hem de çocuklarımızın. Hani az önce söylediğimiz bir şey var. 3 sene sonra Cumhurbaşkanı danışmanı olabilir misiniz? Olabilirsiniz. Ya da başbakan olabilir misiniz? Yani başbakanlık kaldırıldı, özür diliyorum. Aynen. Bir yerin önemli bir birimine getirilebilir evet. misiniz? Üniversitenizin rektörü olabilir misiniz? Vallahi olabilir. Olabilirsiniz. Ya da on sene sonra çocuklarımız hani sadece bizleri kapsamadığını, evet. çocuklarımız neyi neyle nasıl paylaşıyorlar, neleri kaydediyorlar, telefonlarına bakmakla alakalı evet. Veya sosyal medyada, internette neyi paylaşıyorlar, evet. iyi dikkat etmemiz lazım. Çünkü o çocuk 25 yaşında belki de bir otomotiv firmasının
ARGE proje müdürü olacak. Savunma sanayinde olacak. Devletin önemli bir konuları olacak. İstihbarat biriminde olacak. Polis olacak. Öğretim görevlisi olacak. Ama olduğu yerin de önemli bir datası olacak. Evet. Onu tehdit etmesinler diye bu bilinci, internet bilincini ya da dijital parmak izi bilincini, izleri nasıl kullanılması, nasıl yapılmasını ona da öğretmemiz lazım. Afaki görünüyor. Hep anlattım. Ben birçok programda veya birçok konferansta bunu söylediğim zaman öyleyse kullanmayalım mı? Hayır, bu imkansız. Şu dönemde en azından yani. Çok mümkün değil. Teknolojiyi kullan ama ne olabileceğini gör, ona göre hareket et. Yani hocam, evindeki altını... Yaşlılar diyoruz mesela. Yaşlı, emniyetten randevu almak için yani yaşlı bir vatandaşın randevu alması gerekiyor ama bilmiyor kullanmayı. Torba torbası evli şey yardım ediyor ama bir şekilde mutlaka kullanmak zorunda kalıyor bu teknolojiyi. Yani e-devlet dediğimiz, ses kodu dediğimiz şeyler buradan çıkıyor. Yani nasıl ki kimliğinizi herkesle paylaşmıyorsanız, fotokopisini çekip sokaklarda dağıtmıyorsanız, altınınızı ya da paranızı dağıtmıyorsanız, verilerinizi de, size ait herkesten daha önemli verilerinizi de lütfen paylaşmayın. Daha dikkatli kullanın. Şifrelerinizi, aynı şifreleri her yerde kullanmayın. Yani bir yemek sitesindeki şifrenizle bir şirket mailinizdeki şifreniz aynı olmasın. Sosyal medya ile alakalı farklı e-mailler açın ve farklı şifreler kullanın. Yani çok lazım değilse sosyal medya kullanmayın. Ama kullanmak mı istiyorsunuz? Hemen sıfır bir mail açın, o maille entegre edin. Yani gittiğinde de veya başka noktalara gitmesini engelleyecek bir çalışma, bir yol haritası bulmak lazım. Dolayısıyla ilk başta söylediğim şeyle alakalı lütfen farkında olun. Teknolojinizin farkında olun. Hani araba aldığınız zaman emniyet kemerinizi bağlıyorsunuz. Hız sınırlarını sabitliyorsunuz. Nerede ne yapacağınızı, kırmızı ışıkta geçmiyorsanız internetin o yolunda da onların kurallarına uyun. İnternet bağımsız, hiçbir şey olmayan bir yer değil. Uzun boşuna alıp bayır aşağı bırakmak yani bakın keşke yaşıyoruz hızlanarak da gördüğümüz teknolojinin hızlanmasıyla beraber suç tipleri de buraya kaydı ya. Dolayısıyla internetle ilgili suçlar var. Türk Ceza Kanunu'nda ilgili maddeler var. 243 yetkisiz erişimdir. 244 yetkisiz erişim yaparak o sistemi bozmadır. Yani hacklemedir. Ve bunlar 2 yılla 6 yıl arasında hapis cezaları vardır. Siz 18 yaşının altındasınız diye beni tutuklamazlar, beni gözaltına almazlar demesin genç nesil. Hangi yani, kanunlar var? Türk Ceza Kanunu, Türk Ceza Kanunu esas hani siber suçlar falan filan deniliyor ama bizim kanun maddemizde Türk Ceza Kanunu'nun 243 ile 246. maddeler arası bilişim suçları diye geçer. Bilişim suçları vardır. Hı hı. 5651 sayılı internetle ilgili yasalar var. Elektronik yasalar var. Kişisel verilerin korunması... Güncelleme olmuştu. Bu yasa mıydı o? Kişisel verilerin korunması kanunu var. Yani şu, hep biz suçtan ve tedbirlerden anlattık. Velev ki hacklendiniz. Ya da sizin verilerinizi ben sahip çıkıyorum, düzgün çıkıyorum diyen bir şirket ya da devletin herhangi bir kurumu hacklendi ve internette ifşa oldu. Bunu da oradan ifşa olduğunu, verilerinizin oradan ifşa edildiğini gördüğünüz anda itibaren kişisel verilerin korunması kurumuna şikayette bulunabilirsiniz. Ve o kurum orayı denetliyor ve ceza kesiyor. Dolayısıyla şu tarafta da artık bilinçlenmemiz lazım. Yani şirketleri haklarımızı bilmek manasına baktığımız zaman herhangi bir yemek platformu olabilir ya da satış platformu olabilir ya da başka bir platform. Sen siber güvenlik hizmeti aldın mı? Siber güvenlik firmalarında çalışıyor musun? Ya da yıllık olarak yayınlanan raporlara kesinlikle ve kesinlikle siber güvenlikle ilgili testler yapıp yapmadıkları, yılda kaç defa test yaptıkları, güvenilir firmalardan, lisanslı firmalardan mı bunu yaptıkları, sadece 5000 lira... Üye olduğumuz sitede bunu mu sorgulayalım? Evet, üye olunan sitelere ki Ticaret Bakanlığı güvenli sitelerle ilgili çeşitli çalışmalar yaptı. Ancak paylaştı şöyle mı bir bilgi? Orada güvenli site sertifikası dağıttılar. Hı. Ama bununla beraber firmaların sahiplerinin ve çalışanlarının şunu anlamaları lazım. Ben şunu söyleyeyim. Siber güvenlik sadece devletin, sadece bu kamu kurum ve kuruluşlarının
yetkisinde ve yapması gereken bir şey değil. Özel sektörde birçok veri var. Az önce anlattığımız verilerde örnekler gibi. Onun için siber güvenliklerini mutlaka sızma testleriyle, zafiyet taramalarıyla, bilgi güvenliği farkındalıklarıyla, kişisel verilerin korunması kanununun vermiş olduğu zorunluluklarla yapmak zorundalar. Bunu yapmazlarsa batacaklarına emin olabilirler. Dijital çağda, dijital çağa uygun olmayan şirketler batmaya mahkum. Evet, korkulu sözler söylemiş olabiliriz. Ama siz bunun mecburen bunu kullanacaksanız oyunu kuralına göre oynamak zorundasınız. Oyunu kuralına göre oynamayan kişi gol yer. Gol yediğinde de hem kendi hem çalışanları hem ülkesi tabii berbat olur. Sıkıntı yaşar, problem yaşar diyorum. Umarım internet dünyasında adım atarken bu söylemlerimiz tabii yararlı olmuştur vatandaşlarımıza. Bize ulaşmak İnşallah isteyenler zaten şeylerden internette araştırdıklarına Mustafa Sansar kimdir, Ali Murat hocam ben nedir? Ben bugün Twitter'da da paylaştım zaten hesabımızı. Evet, buralardan ulaşabilirler. Biz elimizden gelen tüm gayreti onlara da gösteririz. Yeter ki ülkeye ve vatandaşlara faydalı olsun. Ben de son bir dakikada bir cümle lütfen. Aynen. Şimdi Beyza Hanım, yapay zeka insan beyni gibidir. Ona ne kadar beslerseniz, ne kadar veri verirseniz o kadar fazla işte dediğim gibi hizmet edecek. Ama bu hizmetin nasıl olacağını gelecek yıllarda göreceğiz. Ve şunu da söyleyelim. Son dönemlerde artık şunu gördük ki eskiden biliyorsunuz medya, geleneksel medya seçim sonuçlarına müdahil oluyordu. İşte, evet. İktidarlar getiriyordu, iktidarlar götürüyordu. Artık sosyal medya, Amerika'daki seçimden sonra gördük. Sosyal medya artık yakın gelecekte artık iktidarlar getirecek, iktidarlar götürecek. O yüzden son derece önemli. Farkındalığımız son derece önemli. Dijital okur yazar olmak son derece önemli. Sosyal medyada gördüğünüz bir içeriğe hemen inanmamak gerekir. Kıyas etmek, mukayese etmek son derece önemli. Çok, çok önemli. Bir retweet etmek, bir paylaşmak bilgi çok kolaydır. Anlatabiliyor ama o seçimi bilgi seçimi, evet, doğru, o seçimi doğru gerçekleştirmek önemlidir. İşte bu tarz programları mutlaka takip etmeleri orada gerekir. Orada paylaştığın şeyden de sorumlusun. 56-51'de böyle bir şey var. Yani bilmeden paylaşırsın. Tabii. İçerikten sorumlusun. Yani, cezaevine girersin yani. Veya sicilin ne işler? Böyle bir sıkıntı yaşarsın. Evet. Dijital bilinç ve dijital farkındalık şart. Tekrardan Beyza Hanım çok teşekkür ediyorum. Evet. Hocam, davet siz ettiğiniz için sağ olun, var olun. Bütün organizasyonda emeğiniz çok büyük. Estağfurullah efendim. Ne demek? Her zaman size seve seve en sevdiğimiz programda bir arada gelmek sizle çok mutlu oldum. Çok teşekkürler. Yani. Her zaman bekliyoruz hocam. Siz ailedensiniz biliyorsunuz. Çok yani teşekkür çok teşekkürler. Ali Murat Kırık hocam. Mustafa Sansar hocam çok teşekkürler. Sizinle haber bir moderatör kuşaklarında görüşlerinize başvuruyoruz biz de. Kayıt dışına ilk kez ağırladık. İnşallah yine bu artık dijitalizm gündemimiz olduğu için sizin görüşlerinizi... Belki şey de yapabiliriz. Bir sonraki adımda herkesin ben gördüğüm kadarıyla merak ettikleri adli bilişim süreçleri, yani dijital deliller nasıl inceleniyor? Bir yapalım. Suç oldu. Tamam. Bundan sonra bunu nasıl inceliyor bir hatta adli bilişim uzmanı? Hatta öncesi sonrası aslında her aşamanın karşılığı var. Evet, evet. Adli bilişimle alakalı bir programda yapılmakta fayda Mustafa var. Mustafa Sansar hocamla adli bilişim konularını bir program yapalım diye önerdiler, sağ olsunlar. Değerlendireceğiz inşallah. Bu akşamki kayıt dışına katılım gösteren Doktor Ahmet Naci Ünal hocamıza da çok teşekkür ediyorum. Ay Yıldız Sim CEO'su İshak Bey'e de çok teşekkür ediyorum. Selam olsun bütün Ay Yıldız Sim'e. Diğer dostlara. Çünkü hepsi izledi yani. Dostlara da sizlerin de paylaştığınız bütün dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Siber suçlara mutlaka teşekkür etmek lazım. Milli İstihbarat Teşkilatları'nda, TSK'daki Siber Ordu'ya, USOM'a. Ulusal Siber olarak. Onlar gerçekten bizlere başka 24 onların kesin özür diliyorum. Doğru doğru. Onlar için. Evet. Rejideki kamera arkadaşlarımız. Biz öndeydik ama arkada da çok ciddi bir mutfak var. Emek var. Onların da hakkını vermemiz lazım. Evet, bu arada Beyza Hanım demişler ki arkadaşlar ya hocam bir Nur Cemal'ini görelim, al bir maskeyi çıkartayım ki şöyle. Ya çok kızdılar size. Evet, maske takılıyor da kızılır mı ben anlamıyorum ki gerçekten. Maske takmadığımızdan dolayı da kızanlar var. Evet, kızma ama. Yani, sosyal mesafe sorumluluklarınız var lütfen, tercih sizin. Çok teşekkür ediyoruz değerli izleyiciler katılım gösterdiğiniz için. Siber kıyamet etiketi altında çok güzel sorularınız vardı. Hüseyin Vadir'in tweetiyle bitirelim. Kullandığımız teknoloji sonumuz olmasın, dikkatli kullanalım dedi. Kesinlikle. Çok haklısınız. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıcakla kalın.
Yapı ve Yapı kayıt dışını sundu. İnsan nerede duracağını seçebilir mi? Ya da durduğu yerin doğru olduğuna nasıl emin olabilir? İşte bu